İyi akşamlar değerli Tek Etek'te. Bu akşam başından beri benim ısrarla peşinde koştuğum ya da üzerine durduğum bir davayla ilgili, bir cinayetle ilgili açıkçası belki de son noktayı koyacağımız bir konu ve konuk var. Biliyorsunuz Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından katil zanlısı Cem Gariboğlu firar etmişti ve aylarca bulunamadı. Biz ısrarla yayınlarımızı sürdürdük. Aileden tehditler geldi. Aileden inanılmaz hakaretler işittik. Yayınlarımızı durdurmaya çalıştılar. Bunlarla mücadele ettik. Ancak Cem Gariboğlu yakalanıncaya kadar da bu mücadeleyi sürdürüp yayınlarımızı devam ettirdik. Ve nihayetinde Cem Gariboğlu yakalandıktan sonra da davayla ilgili yayınlarımıza bir ara verdik. Niye diyeceksiniz? Çünkü hukuka saygımızdan artık konu yargının emin ellerinde diye bu konuyla ilgili yayınlarımıza da bir ara verdik. Davayı yapılan açıklamalar boyutunda takip etmeye başladık Habertürk gazetesi ve televizyon olarak. Ancak şunu söyleyeyim, bu akşam bu konuyu bir kez daha ele alacağız ve belki de son kez ele alacağız diye umuyorum. Bu akşam burada önemli bir konuğum var. Avukat Rezan Ep Özdemir konuğum. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı ve davayı başından beri en yakından takip eden avukat. Fakat davayla ilgilenen diğer avukatlardan farklı bir tarafı var. Bugüne kadar medyaya hiç çıkmadı. En ufak bir beyanat vermedi. Bu konuyla ilgili hiç kimseyle konuşmadı. Ve bir hukuk adamına yakışır bir tavır içerisinde sadece davayla ilgilendi. Fakat davada ilginç gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri açıkçası sizle paylaşma gereği duyduğumuzu söyleyince bizi kırmadı sağ olsun ve bu akşam burada. Elimizde bazı görüntüler var cinayet günüyle ilgili. Bu görüntülerle sanığın ifadeler arasında bazı çelişkiler var. Bu çelişkileri aydınlatmaya çalışacağız bu akşam. Testere ne zaman alındı, nasıl alındı, eve baskın yapıldığında ya da polisler eve gittiğinde hangi ihmaller vardı? Bu hafta Habertürk'e konuşan bir adli tıp uzmanı, yabancı bir adli tıp uzmanı, efsane isimlerden bir tanesi dedi ki olay yeri inceleme ekibi götürülmemesi büyük hatay dedi. Bütün bunları bu akşam burada ele alacağız ve bizim Habertürk elinde başından beri olan ve gazetemizde sizlerle paylaştığımız görüntüler vardı, kamera kayıtları vardı. Bunlarla ilgili yeni bulguları da yine paylaşacağız, konuşacağız bu akşam. Rezan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Münevver Gariboğlu, Münevver Karabulut cinayeti ve zanlı Cem Gariboğlu yakalanmasıyla başka bir aşamaya girdi, yargı aşamasına girdi. Fakat cinayetle ilgili hala pek çok şüphe var kafalarda. Cem Gariboğlu'nun yanında kimse var mıydı cinayet işlerken? Tek başına mı işledi? Kimlerden yardım aldı? Cinayet planlı mıydı yoksa Cem Gariboğlu'nun iddia ettiği bir anlık öfke sonucu mu işlenmişti? Bütün bunları bu akşam burada ortaya çıkarmaya sizin bu dava üzerinde neredeyse 6 ay geçti değil mi? 8 ay hemen hemen. Ben son 3,5 aydır aktif olarak sürece dahil oldum. Bu 8 aylık süreç içerisinde neler yakalandı, neler bulundu, hangi bulgular çelişiyor? Açıkçası bütün bunları bu akşam burada sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü davanın bu sürecinde kafaları bulandırmaya yönelik bir takım açıklamalar, bir takım tertipler var. Şunu önce bir söyleyeyim. Hukuki süreç şu anda ne aşamada? Hukuki süreç şu anda soruşturma evresi devam ediyor. Birçok delil toplandı. Soruşturma makamları gerçekten çok iyi çalışıyor. Biliyorsunuz bir kısıtlılık kararı vardı. Evet. Bu kısıtlılık kararı şüpheli müdafiinin talebiyle mahkemece kaldırıldı. Soruşturma makamı buna itiraz etti ve fakat reddedildi bu itiraz. Dolayısıyla artık gerek şüpheli müdafileri gerek suçtan zarar gören vekili olarak bizler dosyaların tamamının fotokopisini aldık. 8000 sayfalık bir dosya. 8000 yani sayfalık. Türkiye Türk hukuk tarihinde evet gerçekten çok ciddi kriminal bir olay. 13 klasör, 8000 sayfa. Bu da soruşturma makamının aslında ne kadar iyi çalıştığına delalet ediyor. Yani inanılmaz müzekereler var. Biz aldık. Bir kısmı tabii ki incelendi, sürece yaydık. Önemli noktalarda. Şu an soruşturma evresi devam ediyor. Yarın zannediyorum şüpheli tekrardan adli tıpa sevk edilecek. Kemik eşi tespitiyle ilgili tetkiklerin yapılması için. Bir tatbikat talebimiz oldu o gündemde. Ona ilişkin bir değerlendirme soruşturma makamı hali hazırda yapıyor. Ve şu an delillerin toplanması aşaması devam ediyor. En kısa zamanda iddianamenin tanzim edileceğini düşünüyoruz. Umut ediyoruz. Peki.
197 gün değil mi adayetten kaçtı, evet. Süre Cem Garibon'un 198. günde teslim oldu. Bu kaçış döneminde dönemiyle ilgili sizin aydınlatabildiğiniz şey, yani neredeymiş, ne yapmış, kimlerden yardım almış, net bir şey var mı? Çünkü bakıyoruz amcanın elinde babadan gelmiş mektup var, artık onu teslim etsinler anlamına gelen bir mektup var. Yurt dışına gitti deniyor. Kaldığı söylenen bir ev var ancak o evde kalmadığı daha sonra ortaya çıktı. O kaçış süreci nasıl olmuş? Neler yaşamış o kaçış sürecinde? Şimdi öncelikle şu tespiti yapmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Şüphelinin soruşturma makamına vermiş olduğu beyanların tamamı kurgu. Bunu müteahhit defalar söyledik. Bir hikaye. Birkaç yerde kullandık şey oldu ama bir aksakallı dede eksik amiyane tabirle. Çünkü ifadeleri dosyadaki tanık beyanlarıyla, gizli tanıkların beyanlarıyla, aile tıp verileriyle, kriminal belirtilerin hiçbiriyle bağdaşmıyor. İlmik ilmik işlenmiş, sürece bulaşmış olan herkesin cezasını minimize etmek ve bertaraf etmek amacıyla asli maddi failin, suç delillerini gizleyenin, yardım edenin, doğrudan doğruya birlikte işleyenin bu amaçla kurgulanmış bir ifade. Şimdi şunu soruyorum, aslında bütün bizi izleyen izleyiciler de bunun tetkikini yapabilir. 197 gün boyunca 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kimse, hiçbir finansal destek almadan, iktisadi destek almadan kendi hayatını ikame edebilir mi? Bu hayatın olan akışına uygun mu? Kesinlikle değil. O süreçte bir profesyonel yardım aldığı tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Yalnız benim kişisel kanaatim şu, tabii ki soruşturma makamı o derinlemesini işleyecektir. Bence bu profesyonel yardım cesedin Etiler'deki çöp konteynerine atılmasının hemen akabinde başlayan bir profesyonel yardım. Cem Garibon'la yapılan yardım yani. Evet, kesinlikle öyle olduğu kanaatindeyim. Bununla ilgili zaten dosya ikiye ayrılı bir tefrik var. Mustafa Bey çocuk tarafına bakıyor. Şüpheliyle ilgili, Cem Garibolu ile ilgili. Yetişkinlerle ilgili ki o dosyada 4 tutuklu var. Sayın Faruk Bey bakıyor. Orada şoför ve 2 tane üst düzey yetkili biliyorsunuz tutuklandı. Bunlar hemen o profesyonel sürecin başlaması aşamasındaki katkıları ve faktörleri nedeniyle suç delillerini gizledikleri için, suçluyu kayırdıkları için, kaçışa yardımcı oldukları için yakalandılar. Dolayısıyla kesinlikle bir profesyonel yardım var. Peki ben hemen cinayet gününe, cinayet anına, cinayet ve sonrasına dönmek istiyorum. Şimdi cinayet işlendi. Orası karanlık. Orayı konuşacağız daha sonra. Münevver Karabulut'un çöp konteynerinde başı kesik halde bulunmasından sonraki süreçte neler olmuş? Yani ceset bulunuyor, kimlik tespiti yapılıyor, kimlik tespitinden sonra neler oluyor? Ceset bulunuyor, kimlik tespiti yapılıyor. Daha sonra orada bir defa biliyorsunuz çok emin deli dolu diye bir çöp toplayan bir arkadaş orada şey yaparken çöpleri toplarken buluyor, evet. Ve güvenliğe de bildiriyor bunu. Güvenlikte kolluğu çağırıyor onun üzerine. Tabii kolluk geliyor. Önce okuldaki arkadaşlarına gidiyor. Okuldaki arkadaşları en son şüphelinin kendisiyle görüştüğünü, 2'ye yakın saat 2 sularında, 14.00 sularında kendisini almaya okula geldiğini beyan ediyorlar. Onun üzerine bir defa annesinin ve babasının yanına gidiliyor. Tabii ilk aşamada olayın vehameti nedeniyle gerçekler anlatılmıyor. Bir tartışma olmuş deniliyor. Yani Münevver'in annesine gidiliyor. Tabii ki aileye gidiyorlar, eve gidiliyor. Bir tartışma yaşandı. Bir bıçaklı yaralama olayı var. Kızınız da buna tanık oldu. Fakat kendisinin ifadesini almamız lazım. Hali hazırda nerede, bilginiz var mı diyorlar. Aile de buna mukabil olarak işte babası zaten şüpheliyi tanımıyor. Annesi tanıyor. Maktul annesini anlatmış. Şüpheliyle aralarında duygusal bir bağ olduğunu. İşte kardeşi bahsediyor. İşte Cem'lerde olabilir diyor. Bilgisayardan şüphelinin resimlerini gösteriyor. Peki diyorlar bunun adresini bize tetkik ve tespit edebilir misin? Gösterebilir misin? Bunun üzerine şüphelinin, Maktul'un kardeşini Enver'i şeye götürüyorlar. Cinayet şubeye götürüyorlar. Ondan sonra Enver bir ortak arkadaşlarını arayarak cinayeti vuku bulduğu evin adresini alıyor. Ondan sonra hep birlikte yola çıkıyorlar. Ve 3 dakika 40 saniye farkla ne yazık ki şüpheli ve babasını kaçırıyorlar. Şimdi orada enteresan bir şey var benim bildiğim kadarıyla. Münevver'in ailesi ve polis olay yerine gidiyorlar. Olay yeri Bahçeşehir. Münevver'in kardeşi diyorlar. Maktule'nin kardeşi. Münevver'in kardeşi ve polis cinayetin işlendiği Bahçeşehir'e gidiyorlar. Evet. Bahçeşehir jandarma bölgesi. Buna mukabil cesedin bulunduğu yer polis bölgesi. Polis jandarma bölgesine gidip
bir tespit yapmak istiyor. Evet. Şimdi ilk günler şöyle bir iddia vardı. Polis oraya gittiğinde jandarma tarafından oyalandı diye bir iddia ortaya atılmıştı. Yani jandarma hemen polis alıp Cem Gariboğlu'nun evine ya da Gariboğlu ailesinin evine götürmüyor. Biraz oyalıyor. O arada Cem Gariboğlu kaçıyor diye bir iddia vardı. Nasıl oluyor? Orası nasıl? İlk defa burada bir iki hususa atıf yapmak istiyorum. Şu ana kadarki tavrım benim tamamen bir hukukçu duruşuydu. Bilgi belge olmadan böyle kamu kurumlarına isnatta bulunmayalım. Adalete olan güveni ve kolluğa olan güveni sarsmayalım. Onların güvenlerini tartışılır hale getirmeyelim diye mümkün mertebe temkinli açıklamalar yaptım. Ve fakat baktığımız zaman ortada bir de hukuksuzluk var. Biz hukukçu olarak buna karşı durmalıyız. Hukukun tarafında olmalıyız. Bir kısım bilinçli veya bilinçsiz ihmaller varsa bunları da betimleyebilmeliyiz ki yarın öbür gün buna benzeyen adli ve kriminal vakalarda böyle şeyler yeniden vuku gelmesin. Şimdi jandarmada, kollukta, yani bizim kişisel görüşmelerimizi söylüyorum, şifayen ikisi de tabii ki birbirine, yani emniyette, jandarmada ikisi de birbirine isnatta bulunuyor, suçluyor. Hatta jandarma diyor ki biz olay mahalline gittiğimizde işte emniyet mensupları kurabiye birlikte girdik, kurabiye yiyorlardı evet, falan. Yani. Evet, çay içiyorlardı. Biz kendimiz şeyin üzerinden kan lekesini gördük. Koltuğun. Koltuğun ve olay oradan patladı. Akabinde testereyi vesaire bulduk. Yani aslında bu sürecin aydınlanmasının müsebbiplerinden biri biziz diyorlar. Tabii emniyet mensupları da tam aksine açıklamalar yapılıyor. Jandarmanın ihmal nedeniyle geç kalındığını söylüyor. Ama ortada bir gerçek var. Tabii bilgi belge olmadan her iki kurumda isnatta bulunmak doğru değil ama şöyle bir gerçek var. 3 dakika 40 saniye. Babanın eve gelip, yani diğer tutuklu şüphelinin eve gelip Cem Gariboğlu'nu almasından 3 dakika 40 saniye sonra belki site içerisinde karşılaşmış olmaları dair kuvvetle muhtemeldir. İlk başta öyle bir şey vardı. Yani kuvvetle muhtemeldir. Polis eve gelirken karşıdaki yolun karşı tarafından, yani sokağa gittiğinde yolun karşısından geçen otomobilin içerisinde Cem Gariboğlu ve babası Nida Gariboğlu'nun olduğu iddiası vardı. Doğru mu acaba bu? Yani işte onunla ilgili net bir şey söyleyemiyorum ama kuvvetle muhtemel karşılaşmış olabilirler. Bu konuyla ilgili, yani kolluğun bu sürece ilişkin ihmalleriyle ilgili hem bir idari soruşturma başlatıldı. Müfettişlere müteakkit defalar ifade verdik. Bütün bilgi ve belgeleri, delilleri sunduk. Hem de bir cezai soruşturma başlatıldı. Onunla ilgili bir soruşturma devam ediyor. Peki bu evde 700 bin dolar vardı iddiası var. Onunla ilgili ben bir şey söylemek istemiyorum. Sansasyonel bir iddia olabilir. Çünkü bilgi belge olmadan bir hukukçu olarak böyle isnatlarda bulunmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim açık ve net. Üzerine basa basa. Kesinlikle ve kesinlikle müvekkil Süreyya Garip Karabulut gerek soruşturma makamlarında gerek müfettişlere vermiş olduğu ifadesinde bu iddiaların arkasında durdu. Elindeki bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarına sundu. Bütün tanık beyanlarını da soruşturma makamlarına sundu. Onun böyle bir iddiası var. Tabii bilgi belge olmadan ben bir hukukçu olarak böyle bir isnatta bulunmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Aslında bugün burada tartışmamız gereken, üzerine vurgu yapmamız gereken temel husus şu. Mezkur soruşturma dosyasının en önemli delili nedir Sayın Altaylı? Kamera görüntüleri. Kamera görüntüleri. Hiç tartışmaya mal vermeyecek kadar açık. En önemli delili bu. Olaydan bir gün sonra kollukla site yöneticisi arasında tutulan tutanağa göre bir yıl önce görüntülerin bozulduğu, kırıldığı, kameraların kırıldığı dolayısıyla bir görüntünün olmadığı iddia ediliyor. Özür dilerim. Şunu almak istiyorum. Şimdi birkaç parça ayrı ayrı görüntü var. Bir tanesi Cem Gariboğlu'nun eve bir kırmızı bir taksiyle, yani herhalde o kent dışı çalışan taksilerden bir tanesi, onunla gelişi. Sonra onunla tekrar gidişi. Peş peşe görüntüler var. Bu görüntüleri site yönetimi başlangıçta vermek istemedi mi? Sayın Altaylı, cinayetin öncesindeki 4 gün ve sonraki 4 günün tamamının görüntüleri bizde mevcut. Benim şahsımda mevcut. Hı-hı. Yani bu yeni de değil. Yani son 4-5 aydır, 6 aydır bende mevcut. Hiç kimseyle de kesinlikle paylaşmadım. Soruşturma dosyasında da mevcut. Sadece 15'er dakikalık paraflar halinde bunlar. Bir gün sonra site yöneticisi ve kolluk bir tutanak tutuyorlar. Diyorlar ki, bu kamera kayıtları yok. Yok diyorlar. Yok. Site yönetim bu kayıtların evet, olmadığını söylüyor. Evet. Ama var. Onu izah edeceğim Sayın Altaylı. Maksule'nin dayısı kendi şahsi çabaları ve imkanlarıyla cinayetin vuku bulmasından 30 gün sonra takriben olay mahalline gidiyor ve görüntüleri incelemek istiyor. Tabii ki site yönetimi mukavemet gösteriyor. Bunu kabul etmiyor. Müspeti yaklaşmıyor. Peki silmemişler mi orada o bir aylık süre içerisinde? Anlatacağım efendim. Silmişler. Bir tartışma yaşanıyor orada. Daha sonra tek tek kat maliklerini dolaşıyor. Böyle bir ihmalin olduğunu söylüyor. Kat malikleri yönetime cephe açıyorlar. İki tane toplantı yapıyorlar ve en sonunda bir karar alıyorlar. Kamera kayıtlarının incelenmesi hususunda. Bunlar çok teknik tabii ki. Hukuki şeyler olmadığı için çok vakıf değilim nasıl elde edildiğini ama bunlar silinen kayıtlar arasından profesyonel bir bilgisayar mühendisiyle tekrar
Magdülen'in dayısı o kayıtları temin ediyor. Temin eder etmez de kesinlikle kamuoyuna, basına veya hiçbir kimseye ibraz etmeden, sunmadan soruşturma makamına Sayın Savcı Faruk Erşen Yılmaz'ı elden teslim ediyor. Peki şimdi burada bir suç daha oluşmuyor mu? Yani bu site yönetimi hakkında delilleri ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmekten... Çok çok doğru bir tespit. Biz dün onunla ilgili de kısıtlama kararının kaldırmasının hemen akabinde Sayın Savcı'ya talebimizi ilettik. Hem site yöneticisi hakkında, site yönetimi hakkında, hem de ihmali olan kolluk görevlileri hakkında suç delillerini gizlemeden mütevellit bir soruşturma başlatılmasını, görevi kötüye kullanmadan hakeza yine başlatılmasını. Aksi halde biz takipçisi olacağımızı söyledik bu sürece. Site yönetiminden bu görüntüleri talep edip de alamayan ve bu görüntülerin olmadığına dair tutanak tutan jandarma mı, polis mi? Efendim, emniyet mensupları. Polis. Yani kolluk, evet. Adli kolluk bunu yapmış, emniyet mensupları bunu yapmış. Buna ilişkin biz de sürecin takipçisi olacağız. Yani ben, şu çok önemli. Yani bu görüntüleri polis alamıyor site yönetiminden. Magdülen'in dayısı gidip alıyor. Eski meslektaşımızla, dosyada istifa eden Sayın Faruk Zorba ile birlikte şahsi çalışmaları sonucunda bu görüntüleri elde ediyorlar. Ve bana göre bu soruşturma dosyasının tanık beyanları ile birlikte en önemli delili bu. Çünkü baştan sona cinayet günü, öncesi sonrası, hepsi orada var. Babanın geldiği, kolluğun geldiği, testerenin alındığı, Magdülen ile şüphelinin birlikte eve geldiği bütün görüntüler orada var. Dolayısıyla en önemli delillerin ne yazık ki kolluk değil de Magdülen'in dayısı kendi şahsi imkanlarıyla tespit ediyor. Süreyya Karabulut'la Cem Gariboğlu'nun birlikte eve gelişlerini gösteren görüntüler de var mı dosyada? Efendim, Cem Gariboğlu'yla Münevver Karabulut'un birlikte eve gelişini gösteren Bahçıvan'ın Cem Gariboğlu'ya konuştuğu bir görüntü var. Çünkü arka taraftan bunlar gelmişler. Dolayısıyla net olarak şeyler görünmüyor. Yani taraflar ama görünmüyor. Bahçıvan, ama Bahçıvan diyor. Bahçenin kenarında böyle bir parmakların önünde duruyor ve Bahçıvan görüyor. O görüntüleri biz daha önce gösterdik zaten. Görüyor. Diyor ki işte Cem sen misin diyor. O da evet benim tanıyamadım abi diyor. Tamam diyor. Dolayısıyla zaten Bahçıvan soruşturma dosyasındaki ifadesinde de bunu ikrar ediyor. Kızı, Bahçıvan bunu doğruluyor değil tabii mi? Tabii ki doğruluyor. İkrar ediyor. Fakat kızın fiziksel görüntüsünü aklında olmadığını söylüyor. Fakat bir bayanla geldiğini söylüyor. Yani çok affınıza sığınarak bir noktaya temas etmek istiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben soruşturmanın başından beri işte kamu kurumlarının, kolluğun, soruşturma makamlarının Türkiye'deki yeri, değeri ve önemini baz almak suretiyle çok bilgi belge olmadan bu makamlara karşı bir isnatta bulunmamaya çalıştım. Kesinlikle ve kesinlikle. Dikkat ederseniz hiç 700 bin euro ile ilgili, pasaportların ve nüfus cüzdanının kaybı ile ilgili hiçbir şey söylemedim ve söylemiyorum da. Çünkü elimde bir bilgi belge yok, doğru da olduğunu düşünmüyorum. Ve fakat ortada bir hukuksuzluk varsa, bilinçli veya bilinçsiz, hukukçu olarak bunun karşısında olmalıyız. Bir ihmal varsa şüphesiz ki soruşturma makamları gereğini ifa etmelidir ve biz de buna yardımcı olmalıyız. Burada benim bilfiil tanık olduğum, tetkik ettiğim, soruşturma dosyasıyla sabit olan bir ihmal var. Kamera görüntüleri. Yani sen cinayetin en önemli delilini temin etmiyorsun, bulmuyorsun. 35 gün sonra şüphelinin, Magdülen'in dayısı ki iş adamıdır kendisi, kendi şahsi imkanlarıyla kavga dövüş, bütün mukavemetlere karşı temin ediyor ve soruşturma dosyasına sunuyor. Yani burada kolluğun bir ihmali açıkçası var, bilinçli veya bilinçsiz. Bununla ilgili emniyette bir soruşturma yürütülüyor. Var. İçişleri Bakanlığı ve müfettişler bununla ilgili ifadesini aldı müvekkillerin. Bu bağlamda bir soruşturma yürütülüyor. Aynı zamanda savcılık makamı da soruşturma yürütülüyor. Ama onlar daha çok benim gözlemlediğim kadarıyla bu 700 bin euro ve pasaporta odaklanmış. Bu ilk defa burada gündeme gelen bir hadise. Ben inanıyorum ki bu programdan sonra soruşturma makamları bunu inceliyorsa bu sürecin üzerine biraz daha düşecek. Ve olayı da biraz bu perspektiften bakacak. Ya onların ispatı tamamen tanık beyanlarına dayanıyor. Doğru olup olmadığı belki tartışılabilir ama bu çok aşikar artık. Yani bununla ilgili yolu hukuktan geçen herkes bir işlem yapmalı ve bu hukuksuzluğa bir dur demeliyiz açıkçası. Bu ihmal bilinçli veya bilinçsiz. Onu bilemeyiz hangi kasıtla hareket edildiğini. Ama şüphesiz ki burada çok önemli bir ihmal var. Peki ben bir kısa reklam arası vereceğim şimdi. Çünkü elimizde bazı görüntüler var. Bu görüntüleri az sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin çünkü o görüntüler üzerine yapmış olduğunuz bir takım yeni tespitler var ve bunlar davanın gidişatını değiştirebilecek türde tespitler. Şimdi kısa bir reklam arası vereyim. Sonra o görüntülere devam edelim. Evet izleyiciler, niye reklam arası verdin diyeceksiniz. Şu yüzden verdim. Elimizdeki görüntüleri önce Rezan Bey'le bir izleyelim, bir görelim istedik. Neden hukuki süreci
etkileme olasılığı olan görüntüler varsa eğer ve negatif etki yapacaksam bunları paylaşmayın dedik. Nitekim Rezan Bey dedi ki elinize görüntülen bir tanesini kullanmakta fayda var. O yüzden elimizde 3 kamera kaydı var. Ancak bunlardan bir tanesini Karabulut ailesinin avukatının talebi üzerine kullanmayacağız. Ancak davayı etkileme olasılığı olduğu için kullanmayacağız. Diğer iki görüntüyü biraz sonra ekranlara getireceğiz. Hatta şimdi de getirebiliriz. Bu çok önemli bir görüntü. Şimdi arkadaşlar rica ediyorum yönetmenimden bu görüntüyü bir ekrana getirirse taksiyle eve geliş görüntüsü Cem Gariboğlu'nun bunun ne anlama geldiğini şu anda izliyoruz görüntüyü. Cem Gariboğlu bir taksiyle eve geliyor. Bir daha gösterirse arkadaşlarıma görüntüyü. Geliyor, evet. Cem Gariboğlu'nu eve getiren taksi. Ve dikkat ediyorsanız Cem Gariboğlu'nun elinde beyaz bir torba var. Cem Gariboğlu taksiden indikten sonra elindeki beyaz torbayla beraber eve giriyor, takside gidiyor. Taksi bekliyor, tekrar kendisini alıyor, Maktule'yi almaya gidiyor. Evet, daha sonra çıkıp tekrar gidiyor. Şimdi bu görüntü dava dosyasında görüntüden bir tanesi. Bu görüntüde Cem Gariboğlu olay öncesi eve geliyor ve evde elinde bir torbayla geliyor, eve giriyor. Daha sonra, kısa bir süre sonra evden çıkıp aynı taksiyle gidiyor. Bu görüntünün önemi ne dava açısından? Bu görüntü neyi anlatıyor? Öncelikle müsaadeniz olursa şunu paylaşmak istiyorum. Bu görüntüler uzun süredir bende var. Yani kıslama kararı kalkmadan önce de var ama... Bizde de var. Yani hiç kimseyle paylaşmadık. Bunu üzerine basa basa vurgulayayım. Affınıza sığınarak biz kesinlikle... Biz bunu aylar önce yayınladık mesela. Onu vurguladıktan sonra şu anlama geliyor. Karşı tarafın ifadeleri, çizmiş olduğu kurgu, anlatmış olduğu hikayede biz hiçbir şey önemsemiyoruz. Çünkü hepsini püskürtecek hukuki mekanizma elimizde var açıkçası. Şimdi pardon lafınızı kestim. Şimdi anlatılan şuydu, hikaye şuydu. Cem Gariboğlu Münevver Karabulut'la beraber eve geliyor. Cep telefonundaki mesajları gördüğü için ani bir öfke ve kıskançlık nedeniyle bu cinayeti işliyor. Daha sonra cesedi ortadan kaldırmak isterken bavula ceset sığmayınca gidip bir testere alıyor, gelip maktulenin kafasını kesiyor ve daha sonra iki ayrı kutuya koyup, başı bir gitar kutusuna, bedeni bir bavula koyup gidiyor. Anlatılan hikaye, bilinen hikaye buydu. Bu görüntü bunun tersini mi gösteriyor? Hemen şunu söyleyeyim. Sizin anlatmış olduğunuz bu hikayenin içinde aslında çok önemli detaylar var. Şimdi niye bu hikaye anlatılıyor? Bu görüntüyle orantılı olarak söyleyeceğim. Ani gelişti diyor, tasarlama olgusunu bertaraf etmek için. Maktulenin kafasını sonra kestim diyor. Vahşice ve hunharca olma olgusunu bertaraf etmek için. Bunlar ağırlatıcı sebeptir. Türk Ceza Kanunu'na göre ağırlatılmış müebbet hapse giden yoldur. Teğmenin mesajlarına atıf yapılıyor. Kıskançlık nedeniyle haksız tarihten yararlanmak için. Yaş küçüklüğüne atıf yapılıyor. 1/3 cezayı indirebilmek için. Son olarak biz teslim olduk deyip takdir affettiği sebeplerle 1/6 indirebilmek için. Amaç cezayı 80 aya kadar indirmek, minimize etmek. Şimdi şu görüntülerle şu açıkçası tescillendi. Evet, dosyada da mübrez. Testere. Görüntüler şu anda arkamda zaten. Elinde bir öncesinde şüpheli tarafından alınıyor. Zaten şüphelinin aldığı yerin kamera kayıtları da var. Dosyada mübrez. Alınıyor. Eve bırakılıyor. 2 dakika sonra şüpheli gidip maktuleyi okulundan alıyor. Dolayısıyla testerenin önce alındığı aşikar. Bu neyi ortaya koyar? Bir, cinayetin vahşice olduğu ve hunharca işlendiği. Testerenin, yani testereyi önceden alıp eve getirmişler. Evet. Yani tasarlamanın olduğu ve ölümün vuku bulmasından önce testereyi kullandığı. Ona geleceğim. Bu görüntünün saati kaç? Şu anda saat kaç? Şu anda aslında oradaki kayıtlara göre 13.08 uzun süredir bende olduğu için söylüyorum ama o 24 dakika o kayıtlar ileride 12.44 aslında 12.44. Saat orada. Evet. Yani henüz daha Münevver'le buluşmamış, Münevver eve gelmemiş. Evet. 12.44'te gidip testereyi almış. Evet. Şimdi bizde şeyler de var. Şu anda hazır değil galiba bildiğim kadarıyla ama
şey görüntüsü de var. Alışveriş merkezinde nalburdan testereyi alırkenki görüntüler de var. Biz bunları da gazetede yayınladık. Oradaki saat de bambaşka bir saati gösteriyor. Onu hemen izah edeyim. O alışveriş merkezindeki saatler efendim 2 saat ileride. Aslında 12.25'tedir. Zaten yani soruşturma makamı o kadar iyi çalışıyor ki Sayın Savcı ifadesinde de bunu şüpheliye sormuş. 12.25'te burada seni gördük. Ne diyorsun? Bu ben değilim diyor şüpheli. Halbuki onun olduğu tartışmaya varınca kadar aşikar. Yani nalbur bir fatura fiş sunuyor. 3,5-4 sularında bu testlerin alındığına dair tabii ama ben size bir ürün satarım. 3 gün sonra da bu fişi kesebilirim. Nalbur'un yanında çalışanlar önceden alındığına dair saat dilimlerini vermek suretiyle beyanda bulunuyorlar. Bunlar da dosyada mübres. Hı hı. Sadece o değil. Bir adli tıp raporu, ikincisi görüntü kayıtları, 3 nalburun beyanları. Bunların hepsiyle ve 4. alışveriş merkezi kayıtlarıyla testlerin önce alındığı aşikar. Şimdi cinayet anına dönmek istiyorum. Şimdi cinayet anını hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Siz de bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz. Çünkü niye? Pek çok iddia var. İşte Cem Gariboğlu yalnız değildi iddiası var. Yanında ailesinden birisi daha vardı iddiası var. Ceset üzerinde bulunan DNA'lardan yola çıkarak. Gariboğlu ailesinden bir başka erkeğin DNA'sı daha ceset üstünde bulunuyor. Şimdi onu mesela merak ediyorum ben. Babanın ve erkek kardeşin DNA tespitleri yapıldı mı? O bulunan DNA, ikinci DNA ile bir karşılaşma yapıldı mı şu ana kadar? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Babayla alakalı olarak tabii ki bir tipleme yapıldı. DNA tiplemesi yapıldı. Fakat adli tıp raporunda çok kesin net ifadeler yok. O soy ağacından erkeklere ait olabileceğine dair ibareler var. Dolayısıyla soruşturma makamı bu perspektiften bakıyor. Onu şey yapmaya çalışıyor, ortaya çıkarmaya çalışıyor. Çünkü babanın biliyorsunuz iki gömleğinde ve içliğinde kan var. Onunla ilgili yani şüphelinin beyanları var. Şüpheli diyor ki ben yerleri sildim. Fakat adli tıp raporlarıyla da sabit olduğu üzere o yerleri silinmeyle bulaşabilecek bir kan değil. İşte alışveriş merkezinin görüntüler de geldi buraya. Orada saat bambaşka görünüyor. 4.16 görünüyor. Aslında 12.25. Bu aslında 12.25. Evet. Alışveriş merkezinin saatte yanlış. Arkadaş alışveriş merkezindeki görüntüleri bir daha gösterir misiniz rica etsem? Bir geriye alıp. Bu değil. Bu Bahçıvan değil mi? Bu Bahçıvan. Evet bu alışveriş merkezi Bahçeşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine geliyor. Cem Gariboğlu şu anda görüntüde gördüğünüz kişi Cem Gariboğlu. Nalbur arıyor içeride ve daha sonra bir üst kata çıkıp Nalbur'dan testereyi alıyor. Değil mi? Evet. Ve saat 4.16 diyor ancak o saatin ileri olduğu tespit edildi bildiğim kadarıyla. Evet 12.25 ona ilişkin yani soruşturma makamının da bir cinayetten ve münevveri gidip dershaneden almadan önce testereyi almış. Evet. Peki. Burada çok önemli bir nokta var. Buyurun. Bakın bu kamera kayıtlarının hiçbirinde ben tamamını vakıf olduğum için söylüyorum. Hiçbirinde cinayetten sonra testereyi almaya giderkenki görüntüler yok. Zaten şüpheli ben arka kapıdan gittim diyor. Şimdi hem diyorsun ki sen arka kapıdaki kapı kapalı. Dışarıda bir anahtar tertibatı yok diyorsun. Hem de ben arka kapıdan gittim diyorsun. O zaman o kapıyı açık mı bıraktın dışarıdan giremiyorsan? Sonra nasıl girdin? Ön kapıdan girsen kamera görüntülerin olmaz mı? Yani bütün bu süreç aslında bunun kurgu olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani aşikar kurgu olduğu. Bunun için biz dosyanın tamamını incelediğimizde en önemli eksiklik olarak şunu gördük. Sayın soruşturma makamına da ilettik. Belki bir tatbikat yapılırsa olay mahallinde fiilen o anlatımlarla birlikte aslında bilinmeyenler de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. O çelişkiler net bir şekilde çıplak gözle görülebilir. Ona ilişkin taleplerimizi de sunduk. Soruşturma makamı zannediyorum değerlendirecek en kısa zamanda bir tatbikatta olacağını düşünüyoruz. Olay yerinde bir Tatbikat yapılmadı. Yok, yapılmamış. Çok enteresan. Niye yapılmadı? Yani yapılmamış, gerek duyulmamış zannediyorum ama zannediyorum en kısa sürede şüphelinin çünkü yakalanmasının üzerinden çok süre geçmedi biliyorsunuz. Şüpheliyle birlikte olay yerinde bir tatbikat yapılacağı umudunu taşıyoruz. Çünkü biz çok önemsiyoruz bunu. Şüphelinin anlatımlarıyla fiiliyatta gerçekleşen hususların kurgusal anlamda birbiriyle çelişip çelişmediği, tamamlayıp tamamlamadığını tespiti için bu tür kriminal dosyalarda tatbikat çok ehemmiyet arz ediyor. Peki şimdi tekrar ben cinayet öğleden sonrasına dönmek istiyorum. İçeride kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili çelişkili iddiaları var. Cinayet sonrası yardım iddiaları var. Onları da tekrar konuşacağız ama cinayet anında ani bir cinnet sonucunda Münevver'i öldürdüğünü söylüyor Cem Gariboğlu. Size göre böyle mi? Yani kaç 29 bıçak 26 bıçak darbesi var değil mi? 29 bıçak darbesi var. Şimdi hemen basına yansıdığı için yoksa gizliyi bertaraf etmek adına değil basına yansıdığı için üzerine basa basa vurguluyorum onu ifade edeyim.
Çocukların yargılanması, çocukların ifadelerinin alınması, çocuk muhakeme rejimi kendine özgü bir kısım şeyleri barındırır. Bu şüpheli, 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesi alınırken de bir pedagog ve sosyolog orada hazır bulunmuş açıkçası. Ve onlara hemen akabinde soruşturma makamı çok isabetli bir şekilde soruyor. Cinnet geçirdiğini iddia eden bir kimsenin akabinde böyle organize, planlı ve senkronize şeyler yapması hayatın olan akışına uygun mu değil mi? Mantıklı mı değil mi? Bunu soruyor aslında. Çünkü şüpheli sonrasında ceset şeye sığmayacağı için bavula kafayı kestiğini söylüyor. Olay mahallindeki kanları tamamını temizlediğini, yerleri sildiğini, suç delillerinin önemli bir kısmını gizleme kastıyla hareket ettiğini söylüyor. Dolayısıyla burada psikolog ve pedagoglara yöneltilen bu soru karşısında onlar da aslında şu cevabı veriyorlar. Cinnet geçirdiğini iddia eden bir kimse olayın hemen akabinde bu kadar organize, planlı ve programlı hareket edemez. Kişisel anlamda bende oluşan kanaat ve intiba da o. Cinnet geçirdiğini iddia eden bir kimse kesinlikle bu kadar planlı ve organize bir şekilde hareket edemez. Dolayısıyla ben bir cinnetin husule vermiş olduğu etkiyle işlendiğini düşünmüyorum bu cinnet. Hatta galiba diyor iki kere cinnet geçirdim diyor. Öyle diyor, evet. Şimdi yine dava ile ilgili ilginç şeylerden bir tanesi Cem Gariboğlu'nun iddiası. Diyor ki sinirlendim, bıçakladım, öldürdüm. İlk cinnet bu. Sonra tekrar cinnet geçirdim. Bu sefer de kafasını kestim. İşte o çok önemli bir şey, bir ayrıntı. Niye? Kafası kesilerek mi öldürüldü Münevver? Yoksa öldürüldükten sonra mı kafası kesildi? Orası hiç tam aydınlanamadı. Ama benim konuştuğum bazı kişiler diyorlar ki hayır, ölmeden önce kafası kesilmişti. Hemen şunu adli tıbbın raporunu ben açıkçası henüz daha görmedim detaylı bir biçimde. Adli tıp raporu ne diyor? Kafa önce mi kesilmiş yoksa ölüm gerçekten bir süre sonra mı? Yani şunu tekzip edeyim. Şüpheli ben önce karnına vurdum bir bıçak darbesi, ondan sonra bir tane daha vurdum sonrasını hatırlamıyorum diyor. Evet. Yani iki bıçak darbesinden bahsediyor. Fakat adli tıpta otopsi raporuna göre ölümün vuku bulmasının sebebi iç organların parçalanması ile usule gelen iç kanama ile omurun kesilmesinden mütevellit meydana gelen dış kanamanın müşterek etkisi diyor. Yani bunu söylemekte zor çekiyorum ama Münevver'in kafası kesildiğinde henüz daha canlı mı? Evet, yani adli tıp raporlarına göre, otopsi raporlarına göre öyle. Dosyadaki kriminal belirtilere göre öyle. İşte biz bu yüzden bu meselenin üzerine bu kadar düşüyoruz. Bu hunharca ve vahşice bir şey. Toplumsal anlamda çok olumsuz emsal bir örnek teşkil ediyor. Yani bu şüphelinin hak ettiği cezayı alması artık bu münferit bireysel bir kriminal olay olmaktan çıktı. Kamu vicdanı adına da çok önemli. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyoruz. Toplumsal anlamda da çok önemsiyoruz. O yüzden bu kadar üzerine düşünüyoruz bu hukuki sürecin. Peki yine şimdi bir sürü internet sitesi kuruldu bununla ilgili. Bu testere meselesi ilgili olduğu için soracağım onu. Pek çok internet sitelerinde pek çok iddialar var. Arkadaşlarından sağdan soldan yazılanlar var. İşte Facebook'ta olsun, başka yerde olsun. Bir iddia da testereye alının Cem Gariboğlu'nun kardeşi olduğu iddiası. Bu onunla ilgili bir malumatım yok. Yani bilmediğim bir şeyle de ilgili bir isnatta bulunmam doğru olmaz. Ama taksirinden elinde torbayla evet, ve testereyle Cem Gariboğlu. Şüpheli. O siz de yayınladınız. Tartışmaya mal vermeyecek kadar aşikar. O şüpheli. Testere iyi de biz yayınladık. Biliyorsunuz biz bunu gazeteye koyunca kanlı testereyi kıyametle koptu. Aslına evet. Bakarsanız ben bu akşam burada da gösterdim onu ama göstermenin doğru olmayacağı kanaatine kapıldığımız için göstermiyoruz. Cinayetten sonra bir kanlı testere bulunduk. Bu kanlı testerenin üzerinde parmak izi tespiti yapıldı mı? Yapıldı. Kimin parmak izleri varmış yapıldı. Burada? Şimdi hani amiyane tabirle yiğidi öldür hakkını yeme derler ya. Hakikaten soruşturma makamının tespit ettiğimiz eksikliklerin dışında Mustafa Bey de Faruk Bey de özellikle çok çok iyi çalışmış. O testerenin üzerinde adli tıp tetkikleri yapıldı. Oradaki DNA'lar ve genotip incelemeleri yapıldı. Buna göre biri şüpheliye ait, bir diğeri de Nalbur'da çalışan iki personelden birine ait olduğu ortaya çıktı. Adli tıp raporlarıyla bu sabit. Yani soruşturma makamı orada gereken özen ve hassasiyeti göstermiş, birçok inceleme yapmış. Testerenin üzerinde Cem Gariboğlu'nun parmak izleri olduğu kesin. Peki testere nerede bulundu? Tam olarak. Testere dolapta bulundu efendim. Evin içinde dolapta. Evet. Çocuğun kendi şahsi dolabında bulundu. Zaten o da söylüyor. Beyaz poşete koydum, dolabıma bıraktım diyor. Peki onu niye oradan kaldırmamışlar? Yani çünkü çok anlık bir olay. Hemen suç delillerini gizleyeyim. Ne yapabilirim? O ortalıktaki şeyleri bir şekilde kapatayım diye düşündü herhalde. Çok etraflıca akabindeki şeyleri düşünemedi. Ve o yüzden onu da hemen şeye bıraktı. Dolaba bıraktı. Dolaba bıraktı diye düşünüyorum ben. Ama buna mukabil bildiğim kadarıyla bıçak bulunamadı. Bulunamadı. O nerede? Yani onunla ilgili ne diyor Cem Gariboğlu? Yani hiç bilmiyoruz. Bıçağın nerede olduğunu soruşturma makamı sorduğunda şey diyor yani bilmiyorum diyor. Hatırlamıyor. Hatırlamıyorum diyor.
mesela bıçak izlerinden adli tıp ne tür bir bıçak olduğunu bilebiliyor. Evde kullanılan bıçaklarda bir inceleme yapıldı mı? Detaylı bir inceleme yapıldı mı? Çünkü işte bu televizyonlar seyrediyoruz. Ne bileyim bıçağın en azından sapını açıyorlar. İçinde bir kan damlası çıkıyor. Böyle bir evdeki onunla ilgili bütün inceleme, bıçaklar zannediyorum inceleme... onunla ilgili incelemeler de yapıldı. Fakat örtüşmedi diyebiliyorum. Açıkçası onunla ilgili de etraflıca inceleme yapıldı. Evdeki bütün bıçaklar gözden geçirildi. Ama suçun işlendiği bıçak ne yazık ki bulunamıyor. Zaten ezberin bozulduğu yerlerde soruşturma makamı ezberi bozan sorular sorulduğunda cevap hep aynı, dikkat ederseniz. Hatırlamıyorum. Ezberi bozulan sorular sorulduğunda cevap hep aynı, hatırlamıyorum. Şu an net hatırlamıyorum gibi cevaplar veriliyor. Cinayetten sonra ceset atılıyor Etiler'de bir çöp kutusuna. Kimin tarafından götürüldüğü belli mi? Şimdi bir görüntü daha var bizde. Onu sizle paylaşacağım. Gerçi oldukça karanlık görüntüler ama yine de bazı şeyler görülüyor. Arkadaşlarım eğer o karanlık, biraz karanlık olan ama Cem Gariboğlu'nun evinden bir bavul ve gitar çantasıyla çıkan iki kişinin görüntülerinin olduğu bir kaseti koyarlarsa. Evet, burası Cem Gariboğlu'nun evi. Şu ekranda daha net görünüyor. Şu anda geliyor. Evet, Cem Gariboğlu elinde bir tekerlekli bavul ve bir gitar çantasıyla geçti oradan. Evet. Biraz geri alıp tekrar gösterirseniz şu son bölümünü arkadaşlar. Cem Gariboğlu'nun geçtiği anı bir daha gösterirseniz elinde bavul ve gitar çantasıyla. Cem Gariboğlu'nun işte daha önce gördüğümüz sokak, bu karanlık bastıktan sonraki hali. Evet, Cem Gariboğlu geçiyor. Bir tekerlekli bavul ve diğer elinde gitar çantası. Evet. Bu sırada Cem Gariboğlu yalnız. Evet. Daha sonra görüntülerde babanın veya aileden birinin evden çıkış görüntüleri var mı? Yok. Annenin gelişi var. Annenin gelişi İngilizce var. Öğretmeninin gelişi var ve babanın gelişi var. Akabinde. Baba sonra geliyor eve yani. Şimdi işte onun tetkikini, tespitini yapamıyoruz. Çünkü evin arkasındaki kamera kayıtları çalışmıyor. Çalışmıyor. Kırık. Şimdi şüphelinin anlatımlarının tamamı hep evin arkasındaki, mesela şüpheli diyor ki ben testereyi arkadan dolandığımda gittim, 10-15 dakika koşarak aldım geldim diyor. Evin arkasından. Dolayısıyla evin arkasındaki kamera kayıtları da olmadığı için o sırada eve bir giriş çıkışın olup olmadığı, arkada bir kısım şeylerin olup olmadığını bilemiyoruz. O yüzden o bağlamda net bir şey söylememiz mümkün değil. Artık onu soruşturma makamı takdir edecek diye düşünüyorum. Etraflıca inceleyecek ve tetkikini yapacak. Peki yine bu görüntülerle ilgili başka bir kafada kuşku daha var. Niye madem baba işin içerisinde, madem temizlemeye aile de yardım etti, niçin Cem Gariboğlu evden yalnız çıkıyor? Onunla ilgili bir şey bulabildiniz mi? Yani bir ifadelerde falan efendim, bir şey var şimdi mı? Bir defa, birisinin yardım ettiği kesin Cem Gariboğlu'na. Suç delillerini gizleme kısmıyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Biraz önce de betimledim çok kısa. Konteynere ceset atıldıktan sonra profesyonel süreç ve yardım başlıyor. Önceki sürece geldiğimiz vakit şunu söyleyebiliriz. Tabii birkaç tane senaryo üzerinde durulabilir burada. Bu bilinçli bir tercih olabilir gerçekten. Bütün okları Cem Gariboğlu'na yöneltmek için yapılmış bir hamle olabilir. Veya içeride Cem Gariboğlu'nun bir akranı, bir arkadaşı, ailesinden bir yaşıtı olabilir. Dolayısıyla Cem Gariboğlu sorumluluk alıp bunu yapmış olabilir. Birden fazla alternatif açıkçası değerlendiriliyor. Veya içeride olduğu iddia edilen ikinci kişi varsa şayet böyle bir şey, soruşturma makamı inceliyor. Arka kapıdan cinayetin vuku bulduğu mahalli terk etmiş olabilir. Yani çok farklı şeyler düşünebilir tabii ki burada. Peki yine bu cinayet sonrası ortaya çıkan iddialar vardı. Bunun bir ayini olduğu. Yani Cem Gariboğlu'nun bunu tasarlayarak yaptığı bir takım inançlar. İşte bir filme gittikleri, 14 Şubat
da Sevgililer Günü Cinayeti diye bir filme gittikleri, bu cinayet üzerine konuştukları, hatta Cem Gariboğlu'nun seni boğarak öldüreceğim, seni sıkacağım, öyle bir sıkacağım ki nefes alamayıp öleceksin diye bir takım şeyler MSN'de Münevver Karabulut'a hitaben yazdı. Bunlarla ilgili bir şey bulabildiniz mi? Yani şimdi bu ayin satanizm meselesiyle ilgili bir malumatım yok açıkçası. Onunla ilgili bütün bilgisayar kayıtları soruşturma makamı inceletti. Acaba o tür sitelere bir giriş çıkış var mı? Veya bir başka siteye giriş çıkış var mı? Onun tetkiki yapıldı soruşturma makamı tarafından. Onun dışında MSN kayıtları evet var. Seni sevgimle boğacağım. 6 tane gitarım var. Senin için gitar dersi alıyorum. Sana çalacağım. İşte ışıkları kapatacağım. Baş başa bir yemek yiyeceğiz. Seni o kadar çok seviyorum ki sevgimle boğacağım gibi şeyleri var. İşte bana reis de gibi bir kısım MSN yazışmaları var. Aslında bütün bunlar şüphelinin çok sağlıklı bir Halit Rüya'ya sahip olmadığını gösteriyor. Şimdi Münevver de bu çocuğun manyaklığının diyeyim ya da şu ruh halinin garipliğinin farkında değil mi? Çünkü MSN'de mesela benim seri katilim falan diye yazışmalar var aralarında. Hı. Münevver Cem Gariboğlu'na benim seri katilim diye. Ona ben denk gelmedim açıkçası. Yani kesinlikle. Basında okuduğumuz kadarıyla. Yanlış. Bende bütün MSN kayıtları var. Kesinlikle ve kesinlikle Maktule'nin şüpheliye karşı seri katilim diye hiçbir beyanatı yok. Kesinlikle ve kesinlikle. Bende bütün kayıtlar var. Hı hı. Mümkün değil. Tam tersi şüpheli bana reis diyeceksin. Reisinin ben senin gibi şeyler söylüyor. Maktule'nin seri katilim vesaire gibi kesinlikle hiçbir şey yok. Onu burada kişisel anlamda taahhüt edebilirim. Bütün kayıtlar bende var. Yok kesin. Yani. Çünkü kesin. Böyle şeyler de o yansıdır. Sansasyonel bir yaklaşım olmuş diye düşünüyorum. Siz böyle bir şeyin olmadığı kanaatindesiniz. Yani kayıtlar. Kayıtlar. Öyle. Evet. Bütün kayıtlara sahip misiniz peki? Evet. Evet. Yine başka bir şey var. Mesela 19 Şubat'a kadar MSN kayıtları var. 19 Şubat'tan sonrası yok dendi. Evet. Ya 19 Şubat'tan sonra niye yazmamış Münevver? Hiçbir şey yazmamış. Evet. Pardon, MSN geliyorum. Günlüğüne 19 Şubat'a kadar pek çok ilişkiyle ilgili pek çok notlar almış günlüğünde. 19 Şubat'tan sonra bir kesiklik var. İşte onu bilemiyoruz. Yani onu biz şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz, idrak edemiyoruz ama mesela 22 Şubat'taki MSN kayıtları cinayetten 1-2 gün önceki MSN kayıtları bunların hepsi var. Yani cinayetten önce de bir yazışma olmuş açıkçası bu süreçle alakalı olarak. O kayıtların hepsi var ama günlüğünü niye 19 Şubat'tan sonra tutmadı onu bilmiyorum açıkçası. Özel bir sebebi olabilir. Şimdi ben tekrar bu sefer şeye gelmek istiyorum. Cem Gariboğlu'nun yakalandığı güne dönmek istiyorum. Şimdi Cem Gariboğlu uzun süre kaçaktı. İşte yurt dışında, orada burada. Şimdi siz diyorsunuz ki kendim teslim oldum diyerek bir hafifledici sebep yaratmaya çalışıyor Cem Gariboğlu. Yani 200 gün sonra inanılmaz bir baskı, emniyetin aile üzerinde, medyanın emniyet ve aile üzerinde yarattığı inanılmaz baskıdan sonra mecburen teslim olmuş birisi için bir hafifleticilik olacağını ben zannetmiyorum. Eğer varsa öyle hafifleticiliğinde Allah cezasını versin diyeyim ama yakalandığı akşam çok enteresan geliyor bana. Niye enteresan geliyor? Bir anda her yerden açıklamalar geliyor. Sanırsınız ki yani bütün bir emniyet sistemi birbiriyle interconnect'te çalışıyor ve yakalandı diye bütün aynı anda emniyet genel müdüründen emniyet müdürüne oraya buraya hatta bazı gazeteleri önceden haber verilmiş emniyet tarafından emniyete yakın gazetelere demişler ki bugün yakalanacak sizin sayfalarını teslim olacak bugün demişler. Bazı gazeteler itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz o sayfayı sabahtan hazırlamıştık. Yani sabahtan biz biliyorduk. Adam saat 7'de teslim oluyor bildiğim kadarıyla. Ama gazeteler diyor ki biz sabahtan bugün teslim olacağını biliyorduk. Orada bir acayiplik yok mu? Ya bir hukukçu olarak böyle bir şey içime sindiremiyorum açıkçası. Yani bir hukukçu olarak kesinlikle ve kesinlikle sindiremiyorum. Yani hani bu açıklamaların neticesi ve sonu orta düzeydeki bir izleyicide ne tür bir soru işareti uyandırır? Acaba emniyetle şüphelinin ailesi arasında bir pazarlık süreci yaşandı mı yaşanmadı mı? Müteaddit defalar bunlar soruldu. Yani şüphelinin tesliminden yarım saat sonra İstanbul Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü ve Sayın Valinin bir araya gelerek yapmış olduğu bir açıklama var. Yani sizce bu hayatın olan akışına uygun mu? Yani yüzlerce binlerce kriminal olay yaşıyoruz. Hangisinde teslim olduktan hemen sonra veya yakalandıktan hemen sonra bu kadar üst düzey yetkililer bir araya gelip açıklama yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında sürecin önceden bir şekilde müzakerelerin olduğu çok açık. Açık. Sayın meslektaşımız zannediyorum akşam saatlerinde cinayet büroyu aramış. Şüpheli müdafi Sayın Aytekin Kaya, değerli meslektaşımız aramış ve şüpheliyi teslim edeceğini söylemiş. 12'den hemen sonra da çeyrek sonunda Bahçelievler'de teslim etmiş. Acaba o süreçte mi bir hazırlık yaşandı ama sizin anlatımlarınızla ilk defa burada karşı karşıya kalıyorum. Öncesinde sabahtan bir kısım yazılı basın organlarına haber verilmişse bu fecaat bir durum.
Yani bunu bazı gazetelerin yöneticileri kendi gazetelerine dediler ki biz bu olayı akşam teslim olacağını biliyorduk. O yüzden sayfamızı sabahtan hazırlamıştık. Çünkü bazı gazeteler o gün tam sayfa olarak bu haberi verdiler. Normalde gece 12'de olmuş bir olayı hiçbir gazetenin o saatten sonra böyle tam sayfa olarak vermesi kolay kolay mümkün değildir. Olamaz yani. Evet. Ama onlar da dediler ki biz çünkü biliyorduk teslim olacağını. Evet. Ama şu tespiti yapmak lazım. Ne olursa olsun 197 gün sonra sürece bulaşmış olan insanların cezalarını minimize etmek amacıyla veya o cezaları bertaraf etmek amacıyla teslim oluyorsun müzakereler sonucunda. Sana tamamen kurgulatılmış bir şey anlatıyorsun, bir hikaye anlatıyorsun. Olayın oluşu, adli tıp verileri, kriminal belirtiler, tanık beyanlarıyla, olay yerindeki incelemelerle hiç bağdaşmayan şeyler anlatıyorsun. Ve ben takdir affet sebepten yararlanayım, kendim teslim oldum diyorsun. Yani bunun hukuken ve fiilen uygulanmasına imkan yok. Sizin de tespitiniz bu bağlamda doğru. Dolayısıyla bu aslında teslim olma hikayesi ve ona ilişkin kurgu bence kifayetsiz. Tabii ki bunun takdirini Yüce Mahkeme verecektir. Adalet tecelli edecektir ve biz onun vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Ve fakat bir hukukçu olarak taraf gömleğimi bırakırsam, objektif bir değerlendirme yaptığımda 197 gün sonra tek başına suçu üstleniyorsun. Asli maddi faili, azmettireni, yardım edeni, suç delillerini gizleyenin alacağı cezaları minimize etmek amacıyla süreçle ilgili hiçbir şey anlatmıyorsun. Anlattığın şeyler hep kopuk kopuk ezberletilmiş şeyler. Amaç Türk Ceza Kanunu genel ve özel kısmındaki hafifletici sebeplerden yararlanabilmek. Sonra ben iyi niyetliyim, takdir hafifletici sebep uygulansın, cezan 1/6 düşsün diyorsun. Ya Allah yani aşkına, yani 17 yaşında olduğunu iddia eden, mümkün olabilir mi? 17 yaşında olduğunu iddia eden, harçlıkla yaşayan bir çocuk 198 gün ortalıktan kaybolacak, kendi imkanlarıyla yaşayacak, finansal destek almayacak, internet kullanmayacak, cep telefonu kullanmayacak, kredi kartı kullanmayacak ve evden kaçarken yanında öyle bir imkanlar olacak ki o bütün o süreçte tek başına 15 günde yani, bir kumanya bırakılacak. 15 günde bir. 15 günde bir kimliği belirsiz birisi kumanya bırakacak falan yani. Ben hayatta böyle bir şey duymadım. Yani. Herhalde soruşturma makamı ve yani kovuşturma makamları da buna inanacak değil diye düşünüyoruz. Açıkçası. Dolayısıyla inşallah fail ve fiil aydınlar. Nasrettin Hoca hikayesi olsa kimse inanmaz. Ben dedim birkaç yerde aksakallı dede eksik. Baktım jenerik kelimesi oldu. Hakikaten aksakallı dede eksik bir de olursa hikaye tamamlanmış olacak diye düşünüyorum. Olacak bir şey değil. Yine bir kısa bir reklam arası vereyim. Sonra Cem Garibon'un bu kemik yaşı hikayesi var. O da çok ilginç. Çünkü bir kişinin yaşının kemik yaşı tespitine niye gerek duyuluyor? Benim orada kafamda soru işaretleri var. Yani sonuçta bu çocuk hastanede doğdu. Hastane kayıtları tarifat var mı? Tarifat olabilir. Yani doğum kayıtları. Onu hepsini soracağım. Kısa bir reklam arasının ardından. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada yeni ekranların başına geçenlerden de görüntüleri biz de izlemek istiyoruz diye çok sayıda mesaj geliyor. Onları da bir isterseniz tekrar izleriz. Yönetmeninden rica edeyim. Cem Garibon'un eve taksiyle girip elinde beyaz bir torbayla cinayet öncesi taksiyle eve gelip beyaz bir torbayla eve girişini gösteren görüntüyü bir kez daha verebilirsek memnun olurum. Evet, şu anda geldi ekrana. Bu cinayetten kaç saat önce? Cinayet 3 ila 4 arası olduğu söyleniyor. Bu takriben 12.48. 12.48'de evet. İşte Cem G'ye indiği arabadan Cem Gariboğlu elinde beyaz bir poşet var. Evet. Ve sizin iddianıza göre bu poşette testereyi getiriyor eve. Yani bizim derken dosyadaki sabit duruma göre söylüyorum. Sabit oluşa göre bu testere. Testereyi eve bırakıp 2 dakika sonra araca binip maktüleyi okuldan almaya gidiyor. Araç gitmiyor. Çeviriyor, doğru bekliyor orada bir süre. 2 dakika sonra çıkıyor ve gidiyor. Kendisine soruluyor. Bu neydi diyor bıraktığın, hatırlamıyorum diyor. Allah. Bu kadar önemli bir şey insan bıraktığını hatırlamaz mı? Yani sanmayın ki soruşturma makamı bunda es geçiyor. Bunda soruyor ve fakat hatırlamıyorum diyor. Peki şöyle. Mesela şimdi savunmada biz orada testere yoktu. İçinde atıyorum çorba vardı, ayran vardı, tişört vardı falan dese. Diğer argümanlarla bu destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Buna mukabil nalburda çalışanlar da... Tabii ki nalburda çalışanların beyanları, alışveriş merkezi kayıtları,
keza var. Ve o adli tıp raporu var, otopsi. Yani resmi bir belge, aksi sabit oluncaya kadar. Otopsi raporu da diyor ki ölmeden önce başı kesildi. İç kanama ve omurga ölüm kesilmesi. Sebeplerinin bir tanesi başını kesildi. Müşterek etki, ortak etki diyor. Ortak, yani hem bıçaklanma hem iç kanama, dış kanama diyor. İç kanama hem dış kanama. Evet. Peki yine şimdi ilginç şeyler var şimdi. Bu davadaki, bu olaydaki önemli noktadan bir tanesi de fakir kız zengin erkek aşkı. Yine bildiğimiz kadarıyla, basına yansıdığı kadarıyla Süreyya Karabulut'un cep telefonuna mesaj atan birisi var. Zeytinburnu sürtüğü falan gibi bir şey diyor. Doğru mu bu? Yani bu soruşturma makamının kayıtlarıyla serbest Süreyya Bey'in telefonuna atılan bir mesaj değil. Şüpheli maktülenin kendisine atmış olduğu mesajları o klasörde toplamış. O klasörde maktülenin dışında bir başka bayanın daha mesajları var. O klasöre bu ismi vermiş. Klasörün adı, evet, klasörün adı Zeytinburnu sürtüğü. Evet, ben adlandırmak istemiyorum ama öyle söylemiş. Peki Münevver Zeytinburnu'na mı oturuyor? Hayır. Şimdi hemen şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunu da ilk defa bugün etraflıca konuşabilme imkanına haiz olduğumuz için açıklayacağım. İşte kamuoyunda nasıl bir algı var? Fakir kız, zengin erkek. Kesinlikle yanlış bir algı. Bir defa maktüle Kanada'da... Ama şunu söyleyeyim, yani algı bu. Yani yaratılmaya çalışan imaj bu. Yani ama şimdi somut verilerle... Münevver'in annesi kızının zengin bir koca bulmuş olmasından son derece mutlu görünüyor. Kızı da zengin kocaya... Biraz böyle iteriyorlar gibi bir hava yaratıldı. Hemen çok kısa izah edeyim. Bir defa bu adı geçen kimsenin kişilik haklarını ihlal eder. Şeref haysiyetlerini rencide eder. Yani ben o kızın imari... O havanın yanlış olduğu, gerçek dışı olduğunu hemen 4 tane somut tespitle ortaya koyacağız bugün burada. Kamuoyunda oluşturmaya çalışılan algı kesinlikle yanlış. Fakir kız, zengin erkek durumu yok. Birisi maktule Nişantaşı'nda oturuyor. Çok önemli. İkincisi kolejde okuyor. Kardeşi de şu an kolejde okuyor. Üçüncüsü Kanada'da dil eğitimi dahi almayı düşünmüş. Buna ilişkin eğer ölmemiş olsaydı, hunharca, vahşice bir şekilde katledilmemiş olsaydı şimdi Kanada'da dil eğitimi alıyordu. Maktule'nin dayısı ve amcası, bunların iktisadi koşulları çok çok iyi. Dayısının ticari işletmeleri var, eğlence sektöründe 5-6 tane. Hakeza babası Türkiye'deki en önemli kurum ve kuruluşlarda çalışmış. Bir kısım resmi kuruluşların kuruculuğunu yapmış. Halihazırda da çok önemli bir kurumda, çok üst düzey bir ücretle çalışan bir insan. Dolayısıyla kamuoyunda çizilen algıdan farklı olarak aslında maktülenin iktisadi koşulları son derece iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii, ama biraz prim yapıyor. Gariboğlu'yla karşılaşılacak bir nokta değil. Değil, şüphesiz ki değil. O ailenin iktisadi koşulları çok çok daha iyi. Ve fakat şunu gözlemlemek lazım. Türkiye'de fakir kız, zengin çocuk veya işte fakir çocuk, zengin kız... hikayesi prim yapıyor herhalde. Dolayısıyla biraz kamuoyu da bu perspektiften bakma eğilimi içerisinde ama gerçekten böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle yok. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Şüpheli ifadesinde basına yansıdı. Kamuoyuna yansıdı. Çok önemli hediyeler alırdım. Annesini babasını bana doktor olarak tanıttı gibi şeyler söylüyor. Bunlar kesinlikle gerçek dışı. Şüphelinin maktuleye almış olduğu tek hediye çanta. Onun dışında hiçbir şey almamış. Tek hediye çanta. O da iki duygusal anlamda ilişki yaşayan insanın birbirine alabileceği bir hediye. Hayatın olan akışında bunu gerektiriyor. Ama kız da zaten çocuğa hediye almış galiba. Tabii ki almış. Kesinlikle almış. Çantanın dışında kesinlikle hiçbir şey alınmamış. Bu bile salt, kızın şüpheliye ve materyalist kaygılarla hareket etmediğini gösteren bir argüman. Argüman. Yani etse... Artı babanın zaten bu ilişkiden haberi yok. Annenin var. Anne de babası öyledir, kızlar annele paylaşırlar. Biliyorsunuz feodal yapıda çok böyle şeyler babayla paylaşılmaz. Çünkü baba bunu anlayışla karşılamaz. Kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla tabii, babanın zaten haberi yok. Biz babalar kızlarımızın erkek arkadaşını genellikle dövmeyi düşünürüz. Aynen öyle. Aynen öyle düşünürüz. Annenin haberi var. Babanın kesinlikle ve kesinlikle haberi yok. Babanın haberi olsaydı muvaffakat edeceğini de pek düşünmüyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Kamuoyundaki bu kanaat ve intiba algı kesinlikle yanlış. Maktule'nin de iktisadi koşulları son derece iyi. İyi bir aileden geliyor. İyi eğitim almış bir aileden geliyor. Dayıları falan Amerika'ya sıkça gidip geliyor. Orada ticari hayatın içerisindeler. Hakeza burada da. Amcaları da öyle. Babası da önemli kurumlarda çalışmış. Halen de şu an burada dilendirmeyeceğim. Ama reklam arasında size söyleyebilirim. Çok önemli bir kurumda. Çok önemli bir iş yapıyor. Herkes biliyor zaten. Evet. Dolayısıyla aslında bu intiba yanlış. Bunu da vurgulamak lazım. Yani bu konuyu konuştukça... Açıkçası canım sıkılıyor. Konuşmak dahi istemiyorum. Şimdi Cem Gen'in teslim olduğu ana dönmek istiyorum ben tekrar. Cem Gen teslim oluyor. Önce avukatıyla buluşuyor. Avukatıyla konuşuyorlar ve karnı acıkmış. Sucuk ekmek yemek istiyor. Avukata gidiyor, sucuk ekmek yiyorlar bir yerde.
bazı psikologlarla, psikiyatrla konuştum ben, davranış bilimcilerle. Diyorlar ki eğer birisi bir cinayet işlemişse, hele kafa keserek bir cinayet işlemişse et yemek istemez, ete talip olmaz, et yemeye talip olmaz diyorlar. Doğru mudur bu? Ya tabii ki o psikologların, bu pişmanlık göstergesi deniyor. Bu o psikologların tespiti, yani çok teknik bir şey benim alanım dışında, ama ben şunu söyleyebilirim. Burada çok bu yorumdan yola çıkarak çok tehlikeli bir durum var. Şimdi sayın meslektaşımız ve kamuoyunda şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bu eylem çok olağan, sıradanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çok böyle masumlaştırmaya çalışıyor. Şüphelerin canına sucuk ekmek istedi, sucuk ekmek aldım. O cinayeti işleyen çocuk, o vahşice, hunharca cinayeti işleyen çocuk, bu çocuk muydu? İnanamadım. Sabaha kadar ağladı. Keşke ben ölseydim dedi. Şimdi babanın çocuğa... Öyle düşünen birisi zaten olaydan sonra hemen teslim olur. Yani. Evet, babanın çocuğa yazmış olduğu bir mektup var. Sayın amcadan meslektaşımız çıktı. Sayın meslektaşımız diyor ki ben bu mektubu diyor teslim olmasa idi teslim edecektim. Okuyacaktım, ona söyleyecektim ama teslim oldu. Ona rağmen niye kamuoyuyla paylaşıyor onu da bilmiyoruz. Kamuoyuyla paylaşıyor. Oğlum bir duvara çarptın ama sağsın. Seninle gurur duyuyoruz. 15-16 yıl sonra çıkacaksın. İşlerin başına geçeceksin. Seni çok seviyoruz. Gurur duyuyorsun. Avukat abinin söylediğini yap. Avukat abin ne diyorsa o şekilde ifade ver. Avukat abinin sözünü dinle. Böyle gurur duyuyor. Çok matah bir şeymiş gibi bir de gurur duyuyoruz diyor. O duvar yıkıldı. Orada bir enkaz var. Bir anne, gözyaşlı bir anne, bir baba var. 17 yaşında bir çocuk var. Kafayı yemiş bir baba var. Bırakın babayı. Kafayı yemiş bir baba var. 17 yaşında hayatın getirdikleri nedeniyle pırlanta gibi çok erken olgunlaşmış bir çocuk var. O enkazın altında niye kimse düşünmüyor? Yani Türkiye'de iktisadi koşulları olan, iyi olan insanların hayatı, hayat, özgürlükleri özgürlükte, ekonomik koşulları kötü olanların özgürlükleri özgürlük değil mi? Hayat, onların hayatı hayat değil mi? Oğlum sağsın, seninle gurur duyuyoruz ama olsun, avukat abinin söylediğini yap, avukat abin ne derse bunu. Bunların hepsi bir masumlaştırma çabası, olağanlaştırma çabası. Efendim infaz kurumunda yan koğuşunda işte eşcinseller kalıyormuş. Volta arkadaşı... O yalan ama, o haber yalandı. Kesinlikle gerçek çünkü, bir şey. Yani amaç... o haber bazı gazetelerde çıktı. Yani iki gazetede çıktı o haber. Ancak mümkün değildi. Çünkü o gün çocuk karantinada zaten. Yani evet, cezaevinde evet, karantinada. İşte bu eylem planlı bir hareket anlayışının tezahürü. Nedir o da? Olayı bir masumlaştırma, olağanlaştırma, böyle bir çok normal mutatmış gibi gösterme. Hayır. Eğer toplum adına kamu vicdanı taşıyan herkesin üzerine basa basa haykırması gereken şudur. Bu vahşice, hunharca bir cinayettir. Bunda hiç kimsenin kuşkusu hunharca, yok. Yani gelen mesajları okusanız. Yani olağan bir şey değildir. İşte bir tanesi okuyayım size. Bu tam profesyonel işlemiş bir cinayettir. Diyor. Sonra da kendi önerdiği cezayı söylüyor vatandaşlardan bir tanesi. Ben burada okumayacağım. Bir başkası şu kadar büyük harflerle bir mail atmış. Diyor ki neyse demeyeyim, okumayayım. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir durum var burada. Dolayısıyla herkesin bu eylemi kınaması lazım. Ha, ben şunu da söylüyorum. Bakın çok önemli. Çok önemli iki hususa atıf yapıyorum. Bir, suç ve cezada şahsilik. Eğer amca cinayet eylemine ve sonraki suç delillerini gizleme sürecine karışmamışsa kamuoyunun, basının bu kadar üzerine gitmesi anayasal anlamda da doğru değil. Bir ilke bakımından objektif tespitler yapıyorum. Taraf gibi konuşmuyorum. Suç ve cezada şahsilik esastır. Anayasanın 38. maddesiyle bu sabittir. Ceza sorumluluğu şahsidir. Eğer amcanın suç delillerini gizleme aşamasında veya eylemi vuku bulduğu anda eylemli bir hareketi yoksa, iştirak halinde bunları yapmamışsa, sonraki sürece de dahil olmamışsa amcaya yapılan eleştiriler çok haksız. Hakkaniyete aykırı. Bir, aksi sabit oluncaya kadar herkes masumdur. Masumiyet karinesi 2. Ben bu anayasal ilkeleri görüyorum. Evet, bu anayasal ilkeler ihlal ediliyor. Ve fakat bunun ihlal edildiğini iddia eden taraf aslında çok daha önemli bir anayasal ilkeyi ihlal ediyor. O da nedir? Yargılama sücesi olan, hukuk sücesi olan herkes adaletin tecelli etmesine katkı sağlamalı. Yani fail ve fiilin aydınlatılması için elinden geleni yapmalı. Olayı olduğu gibi aktarmalı ki adalet tecelli etsin. Sen bir yandan bunu yapmazken diğer yandan suç ve cezada şahsiliğe atıf yaparsan veya masumiyet karinesine atıf yaparsan, yani bu çok anlaşılabilir gelmez. Hocam yani nasıl saklandığı ile ilgili, kimin sakladığı ile ilgili ser verip sır vermiyor. İşte ifadesi burada. İfadede bu konuda ilgili en ufak bir Hatırlamıyorum, bilmiyorum. 6 saat yolda birisi gittim. Götürdü, üzerime battaniye atıldı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Garip. Şimdi 6 saat yol gittim diyor. Bahçelievler'e saklanıyor. İşte yani Bahçeşehir'den Bahçelievler 6 saat mi sürüyor? Hayır, Bahçelievler'de teslim ediliyor.
6 saat yol gittim diyor. Yani şehir dışında bir yere götürdüler beni falan diyor. Yok, ilk gün bahçelerde bir evde saklandı söylendi ya onun. Evet, evet. İlk günkü açıklama oydu. Evet. Beylikdüzü avcılar. Yani, bunların da adı geçiyor. O çevrenin adı geçti. Hep, ama sonra 6 saat arabayla gittim. Tabii ben hemen akabindeki gelişmeleri biliyorum ama onlar açığa çıkmadığı için burada söylemeyeceğim. Nasıl? Belli bir noktaya kadar biliyorum ben. Yani onlar soruşturma dosyasıyla sabit. Ama o kısımda çok önemli gelişmeler olduğu için şu süreçte onları müsaadenizle affınıza sığınarak söylemeyeceğim. Benim de bilmediğim karanlık olan bir kısım var sonraki süreç ama belli bir noktaya kadar ben de biliyorum. Aslında olaydan sonra hemen kimin sürece müdahil olduğu, kimin ne yaptığı, kimin götürdüğü yani bunları biliyoruz açıkçası. Baba mı götürmüş? Yani işte tutuklanan şahıslar biliyorsunuz. Hı-hı. Baba, amca bunların hepsinin tabii ki. Bir de babanın sevgilisi var. Onlar araştırılıyor. Aksi sabit oluncaya kadar herkes masum. Şükran İsnat'ta, abla diye birisi var galiba değil mi? İsnat'ta bulunmak istemiyorum. İsmini de zikretmeyeyim. Şükran yani, abla değil. Şükran abla kod adı zaten. Şükran abla değil. Ama ismini de zikretmek istemiyorum burada. Onunla ilgili kapsamlı soruşturma çalışmaları devam ettiği için. Peki ama... ailenin bir sırrını bildiği için öldürüldüğü şeklinde bir iddia var. Yani... Babasının sevgilisi olduğunu biliyormuş. Yok işte bir ailenin ticari işle ilgili bir şey duymuş. İşte biliyorsunuz bu kaçak içki olayları falan var. Onlarla ilgili bazı bilgiler almış. Kulak misafir olmuş. O yüzden öldürüldüğü iddiaları var. Bunlarla ilgili bir şey var mı elinizde? Vallahi yok açıkçası. Yani o bir söylem. Biz de bir fikir tertisi yapıyoruz. Etraflıca düşünmeye çalışıyoruz. Acaba neden olmuş olabilir? Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz ama o da alternatiflerden biri açıkçası. Bundan usule gelmiş olabileceğini de söylüyorlar. Yani şu anda kimin kaçırdığı 3 aşağı 5 yukarı belli mi diyorsunuz? Belli bir noktaya kadar süreç belli. Belli bir noktaya kadar ama ondan sonrası karanlık. Saklandığı yer. Hemen akabindeki karanlık. Yani cinayet gecesi hemen akabindeki gittiği yer, saklandığı yer, kimlerin götürdüğü, ne olduğu belli ama sonrası bir gizem. Onu da şüphesiz ki çok değerli savcılarımız var. Onlar Faruk Bey, Mustafa Bey aydınlatacaklardır diye düşünüyorum. Ben kişisel anlamda soruşturma makamına çok inanıyorum ve güveniyorum. Müvekkillere de çünkü babanın hakikaten psikolojik durumu iyi değil. Tespitleri sağlıklı değil. Kendini yeterince ifade edemiyor. Çok kurumlara ister istemez saldırıyor. Ben anlayışla da karşılıyorum. Çünkü hunharca babanın durumunu da konuşacağız ama yine hala çok sayıda mail geliyor. İzleyiciler diyor ki biz görüntülerin tamamını izlemedik. Siz de bize bir kısmını izlettiniz. Hatta hiç izlemeyenler de var anladığım kadarıyla. Şu üç görüntüyü de peş peşe alabilir miyiz değerli yönetmenim? Yani taksiyle testleri eve getirişi, alışveriş merkezinde testere alırken çekilen görüntüler ve daha sonra bavulla evden çıktığı gece görüntülerini peş peşe bir izleyebilir miyiz? Evet, Cem Gariboğlu cinayetten önce eve gelecek değil mi? Bu yok, bu görüntü değil. Bu bahçıvan görüntüsü. Bu bahçıvan. Bu bahçıvanın eve geldiği görüntü. Bu değil, önceki görüntü olması lazım. Testere görüntüsü önceki görüntü. Evet, önce görüntüydü o. Bu bahçıvanın eve geldiği görüntü. Bahçıvan buradan aşağı bakarken Cem Gariboğlu'nu aşağıda görüyor. Daha sonra bahçıvan zaten Cem Gariboğlu'nun bir kızla eve geldiğine dair şehadette bulunuyor bu görüntüdeki bahçıvan. Diğer görüntüler değerli yönetmen arkadaşım. Evet, Cem Gariboğlu saat 12'yi 20 geçe mi? 48. 12.48 pardon 12.48'de cinayetten yaklaşık 2,5-3 saat önce bir taksiyle eve geliyor. Taksiden inecek göreceksiniz. Elinde bir beyaz torba var. Bu torbada da cinayet sırasında kullandığı testere var. Cem Gariboğlu taksiden iniyor. Torbayla beraber eve gidiyor. Birkaç dakika sonra torbayı bıraktıktan birkaç dakika sonra evden çıkarak aynı taksiyle Münevver Karabulut'u okulundan almaya gidiyor. Evet, Cem G'nin eve testereyi getirdiği görüntüler. Bu da Cem G'nin evden cesetle beraber çıktığı gece saatinin görüntüleri. Aynı cadde karanlık, sokak lambaları yanıyor bu sefer. Kamera görüntüleri o yüzden biraz kalitesiz ama Cem G'yi tesis etmek, Cem Gariboğlu'nu tesis etmek mümkün. Az sonra Cem Gariboğlu elinde bir bavulla evden çıkacak. Bir bavulla bir gitar çantasıyla evden çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi Cem Gariboğlu bir bavulu çekerek diğer elinde gitar çantasıyla evden çıkıp cesedi götürüyor. Cesedi götürdüğü taksi bulunabildi mi? Cesedi götürdüğü taksi zannediyorum bulunamadı. Hali hazırda. Belki de taksi değil yani. Belki de şirkete ait bir araç. Evet, evet.
Çünkü cesedi götürdüğü taksi tabii ki bulundu. Çok lafınıza sınıyorum. Bulundu. Taksi şoförünün beyanları var. Hatta oradaki güvenlikçilerin beyanları var. 45 yaşlarında diyor, tarif ediyor, tasvir ediyor, betimliyor. Taksi şoförü söylüyor. Birlikte taşıdık, arkaya koydum. İşte ertesi gün baktım hatta koltuğumda kan vardı. Telaşlandım, gittim. Taksi durağındaki yetkililere söyledim. Onlar da savcılığa ifade vermem gerektiğini söylediler. O bulunuyor. Bulunuyor. O taksiye Cem Gebo tek başına binmiş değil mi orada? Öyle, evet. Öyle binmiş. Tek başına binmiş ve yolculuk sırasında işte mesela 50 lira ödemiş, 5 lira para üstü almış. Rusya'ya gideceğim yarın. Bir panik hali var mıymış takside? Çok rahatmış. Çok rahat. Yani inanılmaz rahatmış. Yani sanki profesyonel anlamda bu işi yaparcasına çok çok rahatmış. Yarın abimin yanına gideceğim, ben de Rusya'ya gideceğim falan gibi şeyler söylemiş. Taksi. Yarın uçuyorum falan filan demiş. Tabii o soruşturma makamına beyanlarını sundu taksici. Etiler de mi inmiş taksiden? Tam konteyner önündeymiş. Tam konteyner önündeymiş. Evet, biraz 100 metre sürüklemiş. 50-100 metre kadar. Sonra atmış. Atmış konteynere. Onun da güvenlikçiler görüyor. Onların da beyanları var. Site güvenlikçileri evet, görüyor. Evet. Yani konteynerin önünde durduğu tabii, sitenin... Tabii. Devriye değişen, alan da veren de görüyor. Ha, orada bir de kalabalık orası yani. Hayır, hayır. Yani tam devir. Ha, devir sırasıymış. Devir İki güvenlikçi olmuş. Biri gidip diğeri geliyormuş. Onlar. Peki, şimdi şu Cem Garibo'nun yaş tespiti. Evet. Şimdi ben orada biraz konuyu anlamakta zorlanıyorum. Beni aydınlatırsanız izleyiciler de aydınlanmış olacak. Şimdi yaş insanın nüfus kağıdında yaşı yazar. Evet. Fakat Cem Garibo ile ilgili bir yaş tespit talebi var. Bizim talebimiz. Evet, sizin talebiniz. Evet. Diyorsunuz ki bu kişinin yaşı tespit edilsin diyorsunuz. Siz kemik yaşı tespit edilsin. Şimdi nüfus kağıdı olan birinin kemik yaşını tespit etmenin ne alemi var? Yani ben orada doğrusu kafam karışıyor. Hemen çok kısa izah edeyim. Şüphesiz ki nüfus kağıdı olan, doğum kaydı olan birisi karine olarak o zaman da doğmuştur, zaman dilimi içerisinde kayıtlarda görünen. Ve fakat bizim iddiamız şudur. Karşınızdaki aile çok iktisadi koşulları çok iyi olan bir aile. Ve 197 günlük süreç içerisinde konteynerden başlayan sonraki süreç tamamen profesyonel işlenmiş bir süreç. Teslimatı bile onlar karar veriyorlar. Ne zaman, nasıl, nerede teslimatın yapılacağını. Bu kadar iktisadi koşulları iyi olan bir aile doğum kayıtlarını değiştirmiş olabilir. Tahrifat yapmış olabilir bunlar üzerinde. Kimlik bilgilerini ve nüfus kayıtları üzerinde tahrifat yapmış olabilir. Hatta bizim çok önemli bir talebimiz daha var. Zannediyorum çok fazla kamuoyuna yansımadı. Biz ilk öğretim kayıtlarının da celbini istedik. Hı hı. Çünkü 197 günde sen doğum kaydını celbedebilirsin. 197 günde sen hastane kaydını da tarif edebilirsin. Ama ilkokulu okumuş olduğu şüphelinin yerdeki kimlik bilgilerini, oradaki nüfus kayıtlarını tarif edemezsin. Çünkü soruşturmanın bu kadar derinleşeceğini düşünemezsin. Ne kadar organize ve senkronize olursan ol, bunu yapamazsın. Mümkün değil. Bizim mantığımız şuydu. Hastane kaydı olsa dahi bunlar üzerinde tarifat yapılması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü sahte kimlikler çıkıyor evden. Yani bunlar çok olağan şeyler. Sahte kimlik biliyorsunuz bulunuyor. Onunla da ilgili dosya tefrik edilecek. Dolayısıyla bunlar kuvvetle muhtemeldir tarifat yapıldığı, sonradan düzenlenmiş olduğu, normatif temele ve zemine oturtulduğu. Biz bunu düşündüğümüz için kemik yaşı tespiti istiyoruz. Hı hı. Bir de kamuoyunda orta düzeydeki izleyicide hemen hemen herkeste, ben paylaştığım bütün insanlarda daha keza böyle, oluşan kanaat ve intibar şu. Şüpheli 18 yaşını ikmal etmiş. Biz bunu nereden bu intiba bizde uyanıyor? Fiziksel görünüşünden, hal ve hareketlerinden, psikolojik durumundan, cinayet sonrası davranışlarından, ifadesi esnasındaki davranışlarından, maktule ölmeden önce annesine şüphelinin kendisinden bir yaş büyük olduğunu söylüyor. Taraflar 18. yaşını kutlamışlar. Şüphelinin 18. yaşını kutlamışlar. Maktule annesine bir yaş büyük olduğunu söylüyor. Ve fiziksel görünüşü, hal ve hareketleri, davranışları bizde 18 yaşını ihtimal ettiği intiba uyandırıyor. Cinayetten sonraki o sakallara falan baktığı zaman daha büyük görünüyor hakikaten. Şeyde çok zor değil Türkiye'de. Hele hele iktisadi koşulları çok iyi olan bir aileden bahsediyoruz. Eli kolu çok uzun. Yani bir yaşla ilgili bir tahrifat yaratmak, kimlik üzerinde kayıtlarda 197 gün boyunca organize olarak, hatta doğum kaydında geriye etkili. İşte bütün bunlar için de adli tıp incelemesi istedik. Mürekkebin ıslaklığından bile kriminal incelemelerle bu tespit olunabilir biliyorsunuz. Ama mesela ilkokula falan kaydolurken i̇şte muhakkak bir nüfus onu, kaydı var. Onu istedik. Özellikle o nüfus kaydını da celbini istedik. Zannediyorum savcı bey onunla da ilgili girişimleri yaptı. Nihayete erdi. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Yarın adli tıpa sevk edilecek şüpheli. Yani adli tıptan daha önemlisi bence kayıtlar. Çünkü adli tıp hani böyle 6 ay, 3 ay, 1... Çünkü burada 1 ayın bir önemi var. Yani Kartal Devlet Hastanesi'nden gelen rapor ihtimalli kamuoyuna basına da evet, ama o yani hani kesin değil, şu gün tıp diyemiyor. Çünkü orada evet, bir günün bile önemi var. Yani cinayetten bir gün önce 18'e girmiş evet, olsa önemli. Bir de şu da çok garip değil mi Sayın Altaylı? Şimdi aynı gün şey oluyor, inceleme yapılıyor. Aynı gün rapor tanzim edilmiş gibi
bir basında haberler silsilesi çıkıyor. Ve orada herkes bana mikrofon yöneltiyor. Diyor ki işte sizin talebiniz doğrultusunda sizin lehinize bir durum oldu. Şüpheli 18 yaşındaymış. Demek ki cezası indirime uğramayacak. Şüpheli şu an 18 yaşındaysa cinayetin hukuku bulduğu tarihte 17 yaşında. Bu bizim lehimize olan bir sonuç değil ki. Aleyhimize olan bir sonuç. Yani böyle yanlış bir algı da var açıkçası. İnşallah, o biraz bilgisizlikle. Evet, bilgisizlikle. İnşallah kemik yaşı tespitiyle kamu vicdanının da rahatlaması adına da olsa kemik yaşının tespitiyle şüphelinin nihai yaşı ortaya çıkar. Çünkü önemli bir indirim sebebi. Denizcilerden bir mail gelmiş bazılarından. Diyorlar ki iyi akşamlar Fatih Bey. Bir alışveriş merkezinde, Etiler tarafında bir alışveriş merkezinde hangisine testler satılıyor? Çok merak ediyorum. Efendim cinayet Etiler'de işlenmiyor. Cinayet Bahçeşehir'de işleniyor. Ve Bahçeşehir'deki bir alışveriş merkezindeki bir nalburdan alıyor. Alışveriş merkezi dediğinizde böyle bir hani İstinye Park, AK Merkez falan değil. Oradaki, orada yaşayan halkın ihtiyacını karşıladığı bir içinde çeşitli küçük dükkanların olduğu bir alışveriş merkezi ve Etiler'de değil Bahçeşehir'de. Onu yanlış anlamayı düzelteyim. Çünkü cinayetin işlendiği yerde Bahçeşehir'de bir villa. O yüzden onu bir hemen düzelteyim dedim. Peki, Cem G'nin kemik yaşı diyelim ki küçük çıktı. Ne oluyor o zaman? Küçük çıkarsa Türk ya da kayıtlar yaşını doğruladı diyelim ki 17 yaşında. Yani suçun işlendiği tarih itibariyle 18 yaşından küçükse biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu madde 31'e göre bu bir indirim sebebidir. Yaş küçüklüğü. Son fıkrada da 15 ile 18 yaşında olan kimselerin işlediği suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise 18 ila 24 yıla düşer diyor. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 18 ila 24 yıla düşürüyor. Çok önemli bir indirim sebebi Türk Maddi Ceza Hukuku'nda yaş küçüklüğü. Dolayısıyla otomatikmen eylemi sabit görülürse, başkaca hafifletici sebep uygulanmazsa cezası 18 ila 24 yıla iniyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından. En ağırını alsa 24 yıl alır. 2/3 yatardır şartsal verme süresi infaz hukukunda şu an itibariyle. Dolayısıyla 16 yıl yatacağı anlamına geliyor bu da. Tabii bunlar varsayın. Biz kendimizi mahkeme yerine veya kovuşturma evresi, kovuşturma makamı yerine koyup da şüphesiz ki tespitte bulunamayız. Sadece biz hukuki tespit yapıyoruz. İhtimallere göre ne olabilir diyoruz. Bunun kararını şüphesiz ki adli merciler verecektir. Biz de o karara saygı duyacağız. Adaletin tecelli edeceğine de inanıyoruz. Peki demin bir şey dikkatimi çekti. Avukatın Cem'le olan ilişkisi. Avukatların kanun kaçaklarıyla ilişki kurması, onlarla arandıkları dönemde görüşmeleri avukatlık açısından bir suç teşkil eder mi? Şimdi yani doğru bulursunuz bulmazsınız. Etik gelir gelmez. Bazıları almaz. Mesela ben böyle bir dosyayı almazdım ama sayın meslektaşımız da sonuçta işini ve görevini ifa ediyor. Savunma hakkı kutsaldır diyor. Herkesin savunma ihtiyacı vardır diyor. Anlayışla karşılanabilir. Müvekkiliyle yapmış olduğu iş ve eylemler açıkça suç teşkil etmezse hukuki süreçle ilgili olarak bu açıkça suç teşkil eden, aşikar bir şekilde suç teşkil eden bir eylemde bulunmazsa avukatın müvekkiliyle olan bu tür ilişkileri suç teşkil etmiyor. Bundandır ki meslektaşımızla ilgili bir soruşturma halihazırda söz konusu değil. Derdest bir soruşturma yok. Çünkü görevinin gereği olarak kabul ediliyor. Avukatlık kanuna göre de böyle. Böyle yani avukatın burada bir suçu yok yani. Yok. Yani işte suçluyu kayırdı, teslim etmedi, suç delillerini gizledi denilemez. Böyle bir şey demek mümkün değil. Evet. Avukatlık iyiymiş, avukat olmak lazımmış demek. Yani açıkça suç işleyeceksin şeklinde bir yetkide şüphesiz ki vermiyor ama somut olay açısından böyle. Bingüler'den misiniz de okuyor bildiğim kadarıyla? Bingüler misiniz de kolej değil, siz demin kolejde okuyor dediniz ama. Kardeşi kolejde okuyor dedim. Kendisi vefat etmeseydi, yani öldürülmeseydi 3 ay Kanada'ya gidecekti. Dil eğitimine gidecekti. Yani kendisi kolejde okumuyordu. Evet, şu an kardeşi kolejde okuyor. Ailenin durumunda birçok kötü olduğunu biliyorum. Ama Nişantaşı'nda oturuyor. Yani Nişantaşı'nda oturuyor. İktisadi koşulları babası Türkiye derece koşullarında iyi maaş alan çok birisi. Iyi, çok iyi maaş alan. Ben biliyorum yani konuyu. Hı hı. Çok çok iyi maaş. Şimdi baba demişken aklıma geliyor. Şimdi baba Süreyya Karabulut'un durumu. Yani bu soruşturma zarar vermedi mi bir anlamda? Yani kamuoyunda biraz ailenin aleyhine bir hava yaratılmasına sebep olmadım. Şimdi o bir adam vardı. Neydi? Bir gazeteci. Gazeteci değil gazeteci de ne olduğu belli sizin, olmayan bir acayip bir adam vardı. Sizin meslektaşınız olur, o size hakaret olur. Onu söylemeyeyim öyle. Cemil Baran. Cemil Baran. Baran. Cemil Baran babayla bir pazarlık. Baba Cemil Baran'ı tanıyor mu? Bir arkadaşı falan mı Cemil Baran? Onu da çok kısa izah edeyim bu vesileyle. Hani kamuoyu da aydınlansın. Şimdi bir defa mesele şu perspektiften bakmak lazım. Vahşice, hunharca kızı katledilmiş. Gövdesi, bedeni kafasından ayrılmış bir babanın sağlıklı tespitler yapamayacağı,
kendini yeterince ifade edemeyeceği, psikolojik durumunun bozulacağı çok aşikar. Bununla ilgili hiçbir tespit yapmaya gerek yok. Tabii ki katil de olur Allah korusun. Tabii ki. Zaten yani şey diyor, mesela ben birçok yerde diyorum ki bakın Süreyya Bey, kurumlara saldırmayın, bilgi belge olmadan bu tür isnatlarda bulunmayın. Bu irite ediyor bizi, kamuoyunda antipatik bir görüntü sağlıyor. Cevabı şu, ben zaten ölmüşüm diyor. Yani ben ölmüşüm, ben ölüyüm, cesedim. Dolayısıyla sonraki süreç benim için hiç önemli değil. Babanın psikolojik durumunun çok kötü olduğuna dair çok önemli bir yaşanmışlık anlatacağım size ama ekranlar önünde bunu paylaşmayacağım. Arada paylaşacağım veya akabinde. Hakikaten babanın psikolojik durumu çok kötü. Emre Konuk Hoca ve ona profesyonel yardım sağlıyor. Ve işte 5-6 seansla oraya yani gidiyor. Hoca olmaya gerek yok, baktığı zaman diyorsunuz yani. Evet, yani bir uzman psikologlar nezdinde profesyonel yardım alıyor. Babanın bu yaklaşımına gelince Cemil Baran denilen şahıs, arkadaş, işte lokal bir gazeteci olarak kendisini tanıtıyor. Yani bu ülkede çok değerli gazeteciler var, onlara da hakaret olmazsa onların affına sığınarak lokal bir gazeteci olduğunu, iflas ettiğini söylüyor. İlk defa Müge Anlı'nın programında baba oraya konuk oluyor. Cemil Baran da oraya konuk oluyor. Cemil Baran ne alaka konuk oluyor oraya? Ya bilgi ve bulguların olduğunu söylüyor zannediyorum. O program formatında da onu alıyorlar. Orada kulis arasında bir tanışma oluyor. Ha, orada tanışıyor, programda tanışıyor. Orada. Yani. Kesinlikle öncesine dayanan bir tanışıklık yok. Ondan sonra bir defa işte Starbucks'ta görüşülüyor. Karşı tarafın bir uzlaşma önerisinin olduğunu söylüyor. Şunu önemli söyleyeyim. Bütün bu gelişmeler benim vekilliğimden önce vuku bulmuş gelişmeler. Ben daha vekaleti almadan önce ama ben vekaleti alır almaz bunları tabii ki sordum, sorguladım. Çünkü benim duruşum ve çizgim açısından da bunlar çok belirleyici olacaktı. Müvekkil de bana açık yüreklilikle hepsini anlattı ve şunu söyledi. Cemil Baran geliyor, aile seninle uzlaşmak ve konsensüse varmak istiyor. Talepleri nedir diyor. Müvekkil de diyor ki öncelikle şüphelinin teslim edilmesini istiyorum. Benim için en önemli olan şey o. Elzem teslim edeyim. 25 Ağustos'ta teslim edilecek. İkincisi yani Nagihan Hanım çok çok değerli bir hanımefendi. Önemli de bir rahatsızlığı var. Onu da buradan dillendirmek istemiyorum. O rahatsızlığıyla ilgili derneğe bağışlama yapmak üzere bir de kızın adına okul istiyor. Bir hukuki yola başvuracağını söylüyor. Karşı tarafta diyor ki bu davayı açma, biz seninle ibralaşalım, konsensüse varalım. Davayı açmadan ne kadarlık açacaksın? O da bu kadarlık açacağım diyor. Tamam biz diyor bunu ikame etme, uzlaşalım diyor. Zaten babayla anlaştılar bile, sonuçta cinayet davası ortadan kalkmıyor. Hayır, ki. Hayır, kamu davası. O onunla alakalı değil. Medeni yargılama boyutu için. Şimdi şu an ailenin, annenin, babanın hiç gündemde şu an gündemde olmayan bir şey. Böyle bir niyette yok ama yasal olarak maddi manevi tazminat davası ikame etme hakkı var. Bu yasal bir hak. Onların muhtesinde de dava açılmadı bildiğim kadarıyla. Hayır, kesinlikle yok şu an itibariyle. Onu da düşünmüyoruz. Biz şu an ceza mahkemesine konsantre olmuş durumdayız. Bizim için asıl olan hiç olayın iktisadi boyutu değil. Kişisel anlamda benim için de ve benim vekilimden sonra müvekkiller için de asıl olan şüphelinin hak ettiği cezayı alması. Dolayısıyla ona ilişkin hiçbir hukuki yola başvurulmadı. Kısa vadede böyle bir şey de düşünmüyoruz. Açıkçası onu da açık yüreklilikle söyleyelim burada. Ne yapıyor Cemil Baran? Müvekkilin izni, inisiyatif ve iradesi dışında onun tarafı olduğu konuşmaları kaydedip Hayan Bey'in yanına gidiyor. Hayan Bey diyor ki beni de Karabulut ailesi gönderdi. Hayan Bey de görüntüleri dinletiyor, konuşmaları dinletiyor. Ve bu süreçten nemalanmaya çalışan birisi Cemil Baran. Onunla ilgili de Cumhuriyet Savcılığı'nın nezdinde hukuka aykırı olarak verilerin kaydedilmesi ve alenen ifşa edilmesinden ve özel hayatın gizliliği ihlalinden şikayetimiz oldu. Mesleğini kullanarak bunu yaptığı için 1 ila 4 yıl arası şu an yargılanıyor. Halihazırda. Dolayısıyla ben yani şunu rica etmek istiyorum kamuoyundan. Yani Cemil Baran'ın söylediklerini çok fazla ciddiye almamak lazım. Çok da prim yok, vermemek lazım. Önemsememek lazım. Bunu özellikle rica ediyorum. Şimdi bu ifade şu anda elimde. Cem Garibol'un ifadesi. Babam ile olay sonrası evden kaça çıktığımızı hatırlamıyorum. Barney's kafede ne kadar oturduğumu da tam hatırlamıyorum. Polis hocayla karşılaştınız mı diye soruyor savcı. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Cinayet mahallinde tekrar bize açıklar mısınız? Bahçeşehir şehirlerindeki villamızda mutfakta işledim cinayeti diyor. Burada öldüğünü anlayınca cesedi ortadan kaldırmak için uğraştım. Cesedi buradan valizler vasıtasıyla götürdüm. Et ileride bıraktım. Olayı tek başıma işledim. Kimse bana yardımcı olmadı diyor. Teslim olduğunuzda üzerinizde bulunan giysileri nereden temin ettiniz? Teslim olduğum gün üzerinde bulunan elbiseler benim olay günü üzerimde bulunan elbiseler. 197 gün boyunca aynı şey giymiş. Aynı elbiselerimi giymiş. Vay be. Öyleymiş. Yani aynı şeyleri giydiğini iddia ediyor. Yani dışarıdan bir şey almamış herhalde bu süreçte. Çünkü alınsa bu kadar iyi çalışan bir soruşturma makamı hemen bir barkod, etiket vesaire kıyafet yakalansa hemen ilgili mağazayla onun ifadeleri almak suretiyle orada yapacağı şeyle araştırma ve tetkiklerle belki cinayetin biraz daha aydınlanmasına sebep olacak. Çok önemli bir şey bu. Çok çok önemli. Çok profesyonel değil mi bu? Çok profesyonel.
haddinden fazla profesyonel. Yani adam tanınmasın diye sakal bıraktırıyorsunuz. Sonra aynı günkü kıyafetlerle gelip teslim ediyorsunuz. Sonra bu organize senkronize değil, gayet masumane bir teslim ettik diyorsunuz. Yani buna orta düzeydeki bir insan inanır mı? Kendi mi yıkamış elbisini yani? O 190-190'larla kaldı. Kendi mi yıkamış? Açıkçası bilmiyorum. Yıkana çekmemiş mi? Eskimemiş mi? 198 gün ya. Çok bilmiyorum açıkçası. 197 gün boyunca aynı kıyafeti giymiş. Yani dışarıdan bir mağazadan bir kıyafet alsa belki de olayın ilmiği çözülecek. Biraz daha aydınlanacak. O mağaza sahibinin ifadeleri alınacak. Yani o kadar hassas çalışıyor ki soruşturma makamı. Bunu da mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum ama sırf onun önünü kapatmak, onu bertaraf etmek adına böyle bir şey söyleniyor. Şimdi adli tıp raporuna göre kızın üzerinde boğaz kısmında ters V şeklinde yara ve çizikler ve karın kısmında yine paralel çizgiler var. Bu ne anlatıyor, ne ifade ediyor? Şimdi bunu soruyorlar kendisine savcılar. Diyor ki ben bu yaraların ve çiziklerin nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Ben bunları yaptığımı da kabul etmiyorum. Ama bunlar varsa herhalde yapmışımdır. Ancak bunların bir tören ya da bir ayin şeytana kurban verme şeklindeki bir sapık tarikatla ya da gruplarla ilgisi yoktur. Bana itham edilmeye çalışılan sadizm ya da işkence sever şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben yurt dışına kaldığım süre içerisinde ortaokul ve lise eğitimi aldım. Ancak üniversite eğitiminde hukuk okumayı düşünüyorum. Hatta uluslararası hukuk okumayı istiyorum falan diyor. Şimdi meslektaş adayımız. Ne alakası var bunun ifadenin o bölümün? Şimdi bir ayin mayin var mı hakikaten? Bununla ilgili ya bir şey var mı? Hiçbir malumatım yok. Yani ayin olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Şimdi ben böyle bir şey var dersem o insanların kişilik haklarını da ihlal etmiş olurum. Şeref vasiyetlerine hiçbir bilgi belge yok bilmiyorum ama bilgisayar kayıtlarının tamamının incelendiğini, bu tür sitelere girip girmediğini, tetkikinin dahi yapıldığını soruşturma makamı tarafından biliyorum. Yine ilginç. Cinayeti işledikten sonra evin odalarına ve işlediğiniz odaya ne kadar kan aktığını ve bunu temizlemek için neleri kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Şimdi ben bunu sordum. Böyle bir cinayet anında minimum 3 litre civarında bir kanın etrafa akması söz konusu dedi bana uzmanlar. Cem'in verdiği cevap şu, Cem Galiboğlu'nun. Ne kadar kan aktı hatırlamıyorum. Temizlemek içinse banyoda bulunan kirli sepetinden birkaç tane elbise aldım. Bunlarla kanı temizlemeye çalıştım. Raporlara göre, adli tıp raporlarına göre, kriminoloji raporlarına göre, adli tıp incelemesine göre olayla yapılan böyle bir şey mümkün mü? Yani iki elbise alıp litrelerce kanı evden temizlemek mümkün mü? Bence mümkün değil. Artı o diğer şüphelinin gömlekleri, üzerindeki kan lekelerinin aynı zamanda yer silmeyle bulaşamayacağı da raporlarla sabit. Ya çamaşır sepetine atılmıştır, o şekilde bulaşmıştır ya da bir fiil eylem orada gerçekleşirken şüpheli orada hazırdır. Bu olabilir diye düşünüyorum ama şu maktule kesinlikle direnmiş ve karşı koymuş. Nereden bunu anlıyoruz? Ağzından, boyundan sürüntü örnekleri alınıyor. Yani biliyorsunuz DNA tiplemesi hemen dokunur dokunmaz karşı tarafa geçer. Hakeza boynundan alınması ne demek? Bir ağzından alınması demek konuşmasını engelleme çabası ve güdüsü. Boynundan alınması demek boğmaya çalışılması. Tırnaklarında DNA örneklerinin olduğu söyleniyor. Bu da ne demek? Yani bir karşı koyma iradesi olmuş, bir mukavemet iradesi maktulenin olmuş bu süreçte. Peki olay günü saat 20-29 sıralarında Emine Acar ve Melis Acar tarafından kullanılan cep telefonuyla görüşme yapmış. Bu kişilerin ifadesi alındı mı? Yani bu kişiler demek ki cinayetten sonra Cem Galiboğlu'yla beraber olmuşlar değil mi? Yani beraber olup olmadıklarının tespitini böyle bir ifadeden, böyle bir ifadeden yapılamaz. Biliyorsunuz cep telefonu sizin adınıza kayıtlı olur ama bir başkası görüşür. Hı. Aslında o şahıslarla görüşüp görüşmediği, o şahısların gerçekte var olup olmadığı, hayali olup olmadığını bile bilmiyoruz biz. Türkiye'de birçok insan adına kayıtlı telefon var ve fakat nedir? Başkaları kullanıyor. O yüzden o meseleyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. Peki bir de evde sahte nüfus cüzdanı var. Bu da ifade görünüyor. Soru şöyle. Evinizde bulunan ve sizin adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını nereden buldunuz, nereden temin ettiniz? Cevap şu. Bu nüfus cüzdanını ben kendim için renkli fotokopide çoğaltarak yaptım. Doğru mu? Sonra nüfus cüzdanı gördünüz herhalde. Şimdi 18 yaşından büyük olduğunu gösteren bir nüfus cüzdanı var. Bunun gerekçesi de nedir? Ne diyor şüpheli? Diyor ki ben diyor bir kısım şeylere girip çıkabilmek için. Barlara girmek için. Ve barlarına girip çıkabilmek için bu nüfus cüzdanını tanzim ettirdim diyor. Peki fotokopi mi siz gördünüz mü? Hakikaten fotokopi yani mi? Fotokopi değil profesyonel bir elin ürünüymüş gibi. Yani açıkçası gibi, tabii ki bir incelemeyle, bir bilimsel incelemeyle ortaya çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla iştirak halinde onun işlenmiş olduğu açıkçası resmi olarak da sahtecinin. Yani bir başkasının yardımıyla
olduğu açık. Bana çok fotokopiymiş gibi gelmedi ama o tamamen teknik bir inceleme tabii ki. Peki mesela... Çünkü biz aslında göremiyoruz, fotokopisini görebiliyoruz. Hı. Dolayısıyla o teknik incelemeyi gerektiriyor ama bence... Aslı savcılıkta. Tabii ki, savcılık makamında. Eren Atlı ile karşılaşmış cesedi attıktan sonra çöp konteyneri, Etiler'de karşılaşmış. Ayaküstü sohbet etmişler. Karşılıklı olarak telefon numaralarını alıp vermişler. Eren Atlı çok sakindi, gayet normaldi. Ben abisinin arkadaşıyım. Hı hı. Telefonum istedi, uzun süredir görüşmüyorduk. Ben de görüşüyordum. Yani konteynere cesedi attıktan sonra Eren Atlı ile görüşmüş. Bu hani cinayetle ilgili bir belirti vermez ama ne kadar sakin ve olağan çok sakin olduğuna delalet eder gayet. Çünkü hiçbir şey, yani bir panik havası veya bir sağlıksız bir durum sezinleyememiş herhalde. Yani 17 yaşında cinayet işleyen bir çocuk taksiye biniyor. Taksiyle sohbet ederek cesedi Etiler'e götürüyor. Çöp konteynerine atıyor. Taksiciye ben işte yarın Rusya'ya gideceğim falan filan diyor. Sonra cesedi attıktan sonra abisinin arkadaşına karşılaşıyor. Onunla gayet güzel sohbet ediyor. Hiçbir panik havası yok ama sonrasında birdenbire bir unutkanlık başlıyor. Çünkü savcı soruyor, olaydan sonra saklandığın dönemlerde seni saklayan şahsı tarif eder misin? Savcı ezber bozuyor, o da ezber bozulduğu yerlerde hatırlamıyorum diyor. Bir şey sorabilir miyim Sayın Altaylı? Siz süreci başından beri çok inanılmaz emeğiniz var. Duruşunuzla, çizginizle hakikaten çok çok emeğiniz var bu sürece. Çok büyük katkı sağladınız. Bu sürecin kahramanlarından birisiniz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siz sürece az çok vakıfsınız. En azından işte görüntüler varmış, işte ifadeler var vesaire vesaire ve baştan beri sürece vakıfsınız. Şimdi bizim 197 gün boyunca doğum kayıtlarında, hastane kayıtlarında bir tarifat olabileceğine dair kuşkularımız yersiz mi sizce? Yani bizim böyle bir talepte bulunmamız, bunların incelenmesini talep etmemiz, kriminal incelemeyle mürekkep ıslaklığından sizce yersiz mi ya? Bu beklenilmeyen bir şey mi? Bu profesyonel çizgide. Yani yersiz mi? Yani çocuğun yaşını bilemem. Yani onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değil ama yani... Çok, bizim bunu düşünmemiz, bizde böyle bir soru şartlayamaz. Çok ağır bir... Tabii bir nüfus kağıdı var bir kere ortada. Daha büyük olduğunu gösteren bir nüfus kağıdı var bir kere ortada. Yani bunun araştırması mutlaka şart da. Yani çok net bir yardım olduğu kesin. Ama diyor ki ben 198 gün seni saklayan şahsı gördün mü sorusuna bu şahsı doğru dürüst görmedim diyor yani. Yani 15 günde bir kumanyalar bırakılıyordu, gidiliyordu diyor. Yani aslında... Ezberletilmiş ama iyi çalışılmamış. Yani çok da ifade iyi çalışılmamış baktığınız zaman. Çünkü anlatılan şeyler hayatın olan akışına aykırı. Çok mantıklı değil. Vallahi yani ifadeyi okudukça benim kanım evet. Donuyor. Hakikaten okunabilir gibi bir şey değil. Bir insanın tahammül edeceği bir şey değil. Tabii şu anda kamuoyunun en önemli dertlenen bir tanesi bu çocuğun bu vahşi cinayeti işleyen ve bunu işleyebildiğine göre ruh sağlığı çok da yerinde olmayan çocuğun çok kısa süre içerisinde tekrar aramıza karışması, yeniden karşıma çıkması. Bir şey söyleyeyim yani hiçbir gencin hayatının kararmasını kimse istemez ama Süreyya Karabulut'u canlı canlı kafasını kesen, adli tıp raporuna göre canlı canlı kafasını kesen birinin Münevver de... Münevver Karabulut'un, pardon. Ortalıkta yarın öbür gün çıkması, yolda karşısına çıkması, bir eğlence yerine gittiğimiz zaman karşısına çıkması, bir lokantaya bir yere gittiğimiz zaman aklımızın kabul edebildiği bir şey değil yani. Yalnız burada şunu atıf yapmak lazım. Bu kullanılabilir çünkü şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söylemek, eylemin işlediği tarih itibariyle şahsi isnat yeteneğinin olmadığı, iyi kötüyü ayırt edemediği, akla uygun olarak hareket edemediği anlamına gelir ki bu da ceza ehliyetini ortadan kaldırır. Veya hali hazırda akıl sağlığının yerinde olmadığını betimlemek nedir? Bunu ifade etmek, kendisine yapılacak olan muhakeme ve yargılamadan bir şey anlayamayacağı için muhakemenin yapılmamasına sebebiyet verir ki ben böyle düşünmüyorum. Yani şüphelinin evet psikopatik bir takım şeylerinin olduğu, davranışlarının olduğu fakat kesinlikle bir ruh hastası veya akıl hastası, iyi kötüyü ayırt edememe gibi bir durumun olduğunu yok, düşünmüyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok çünkü o çok o, şey garip sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle öyle bir şey yok ama çok sağlıklı değil. Yani hani çok affına sığınıyorum izleyenlerin de amiyane tabirle. Yani bu şey olay için söylemiyorum. Psikopat diye bir tabir vardır ya. Yani bu olay endeksinde söylemiyorum ama sanki ona yakın bir ruh hali varmış gibi. Yoksa kesinlikle bir akıl sağlığı. Bütün her şeyi hatırlıyor. Öncesini, sonrasını, cinayet anını. Yani şimdiki bu, meseleyi. Bununla ilgili bir hani akıl sağlığı en ufak bir problem yok. Ruh sağlığı ile ama akıl sağlığı ile ilgili bir sorun yok. Şüpheli müdafileri diyor yani akıl sağlığı yerinde değil. Buna ilişkin de incelemeler yapılsın deniliyor ama kesinlikle çok sağlıklı o bağlamda. Peki mesela şimdi Cem'in bu Cem Gariboğlu'nun kendini yardım edenleri ele vermemesi bir suç mudur? Şimdi hemen çok kısa izah edeyim.
Ondan önce aslında sıkça sorulan soru şu. Bence siz de bunun üzerinde durdunuz. Zaman zaman takip ettim. Şimdi suçluyu kayırma, suçluyu teslim etmeme. Bunu usul, firu, eş ve kardeş yaparsa şahsi cezalılık sebebidir. Yani baba veya anne oğlunu yargıya teslim etmezse söz gelimi, bu olayın dışında hukuki bir tespit yapmak adına söylüyorum. Veya kardeş buna yargıya teslim etmezse şüpheliyi, kesinlikle ve kesinlikle bir şahsi cezasızlık sebebi. Kanun koyucu bunu düzenlerken baba olma, anne olma güdüsü evet. ve reaksiyonu tabii. göz önüne almış. Orada problem yok. Yani anlayış anlaşılabilir, makul. Fakat dikkat. Anlayış babayı da öyle bir hale düşürmesin yani. Fakat dikkat. Suç delillerini gizlerse. O başka. Eğer eyleme iştirak etmemişti ise suç delillerini gizlemeden 6 ay 5 yıl bir yargılama yapılır. Tabii. Hakkında. Eyleme iştirak etmemişse. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kimseyi öldüren veya öldürülmesine yardım eden kişi pek tabidir ki suç delillerini de gizleyecektir. Bu halde suç delillerini gizlemeden de ayrıyeten bir hüküm kurulmaz. Ama eyleme iştirak etmemişse, sonrasında gelip suç delillerini gizliyorsa, delil ve emareleri yok ediyorsa, bu durumda suç delillerini gizlemeden mütevellit kesinlikle ve kesinlikle ceza hükmü olunur. Usul olsa, fırı olsa, eş olsa, kardeş olsa dahi suç delillerini gizlemeden mütevellit bir mahkumiyet söz konusu olur. Çok sorular var. En çok da Cem kaç yıl yatar diye sorular var. Onu söyledikleri ciler eğer yaşı 18'den küçük çıkarsa alacağı cezanın üst sınırı 24 yıl 3'te 2'sini yatacağına göre 18 yıl mı yatıyor? 16 yıl. 16 yıl. Şunu yalnız önemli tekrar vurgulayalım Sayın Altaylı. Tabii ki bu karar verecek olan kovuşturma makamlarıdır, mahkemelerdir. Biz de onların kararlarına saygı duyacağız. Biz sadece hukuki bir niteleme ve değerlendirme yapıyoruz. Neler olabilir tartışıyoruz. Bunu takdir edecek olan kesinlikle kesinlikle mahkemedir. Peki babanın tırnaklarından kıza ait DNA çıktığı... Öyle bir şey yok. Yok. Basına yansıdı çünkü. Yok, yok. Öyle bir şey yok. Babanın tırnaklarından kıza ait bir DNA çıktığı yok. Peki bu bir sperm bulunduğu hikayesi vardı. Ya onu hemen söyleyeyim. O skandal gerçekten. Yani adli tıp tarihinde böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Gerçi biz skandallara alışık bir ülkeyiz. Adli tıp raporu ilk iki raporunda bir sperm olduğunu söylüyor. Sonrasında soruşturma makamı böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Dolayısıyla buna ilişkin tetkiklerin yeniden yapılması, kayıtların gözden geçirilmesi talep ediliyor. Onun üzerine adli tıp raporu yeniden bir rapor tanzim ediyor. O sırada 10 tane daha otopsi bekleyen ceset varmış. Ve o cesetlerden birinden buluşabilme ihtimalinden bahisle aslında spermin olmadığına dair yeni bir rapor tanzim ediyor ve tespit ediyor. Biz bununla ilgili adli tıp kurumu aleyhine kesinlikle sembolik de olsa bir tazminat davası ikame edeceğiz. Çünkü hani bu skandal bir şey. İnsanların şeref haysiyetini rencide eden, kişilik haklarını ihlal eden bir şey. Adli tıp kurumu aleyhine, Adalet Bakanlığı aleyhine kesinlikle bir hukuk yoluna başvuracağız. Sembolik de olsa bir en azından anne ve Enver adına bir dava ikame etmeyi düşünüyoruz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bir mail geldi. Bu da herhalde bir potansiyel Cem olsa gerek. Cinayet gecesi aralarında ne yaşandığını ne geçtiğini bilemiyoruz. Ölen Münevver'in Cem'e karşı bir suçu olamaz mı? Ölen ne söyledi, ne yaptı da Cem bu vahşeti yaptı, ölende de suç arayalım diyor. Bunu üstelik de bunu yollayan bir hanım efendi, efendiyi de atalım aslında bir hanım. Seyirci. Izleyici. Bir seyirci diyelim, izleyici diyelim. Hangi ruh halinde olduğunuzu çok merak ediyorum ama bir kişiyi 29 bıçak darbesiyle öldü, katledip ve daha henüz ölmeden kafasını testereyle kesmek için ne yapmış olmak gerekiyor? Hanımefendi adınızı vermeyeceğim ama hakikaten merak ediyorum. Nasıl bir ruh haliyle ölen ne yaptı diyorsunuz? Hani bravo size. Allah size böyle bir şey göstermesin. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin ama hakikaten yazdığınızdan utanmanız gerektiğini düşünüyorum. Şüphelinin ailesine dahi yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Çünkü çok acı bir olay gerçekten. Peki şimdi Cem G'nin okulu, eğitimini büyük bir yurt dışında almış olması bu yaş tespitinde bir zorluk çıkartır mı? Hayır, hiçbir zorluk çıkarmaz. Zaten bir doğum kaydı var. Onlarda tarifat var mı yok mu inceleniyor. Sonuçları nihayete ermek üzere zannediyorum. Ve bir ilk öğretim kayıtları da zaten inceleniyor hali hazırda. Evet, bu arada Cemil Baran yayına bağlamak istiyormuş. Bu program doğru düzgün bir programdır. Öyle herkesi bağlamayız buraya. Cemil Baran'ın bu programa değil bağlanmak, bu programı seyretmesinden dahi pek hoşnut olmadığını hicap söyleyeyim. Hicap duyduğumu söyleyeyim. Rezan Bey'in söylediğini tekrarlayarak. Cemil Baran Bey, siz bu programa bağlamazsınız efendim. Çünkü bu programa bağlanmayı hak edecek bir durumda olmadığınızı geçmiş günlerde yaptıklarınızdan gayet iyi biliyoruz. Siz gidin sabah o kadın programlarında oradan oraya koşturarak zaten ortalığı yeterince karıştırıp bu işi rezil ettiniz. Rezil etmeye devam ediniz. Ama
O rezilliği buraya bulaştırmaya kalkışmayınız. Benim olduğum bir yerde sizin adınızın geçmesi bile benim için yeterince züldür. Benim için yok hükmündesiniz. İnşallah, inşallah bu tavır örnek teşkil eder. Yani sizin gibi önemli, değerli, objektif ve özen ve hassasiyet gösteren basın mensuplarının olduğunu görmek hakikaten çok umut verici. İnşallah meslektaşlarınız, diğer gazeteciler, basın mensupları da sizin gibi gerekli özen ve hassasiyeti gösterir. Bu tür şeylere prim vermez. Evet değerli izleyiciler, Münevver Karabulut cinayetinde son bulguları, elimizdeki görüntüleri ve dava ile ilgili yeni gelişmeleri ortaya koymaya çalıştık. Cem Gariboğlu'nun testereyi cinayetten önce, birkaç saat önce satın aldığını bu akşam öğrenmiş bulunmaktayız. Keza yine artık alenileşen adli tıp raporuna göre Cem Gariboğlu'nun Münevver Karabulut'u testereyle öldürdüğü, hem bıçak darbenin hem testereyle kafa kesilmesinin aynı anda ölüme sebebiyet veren iki sebep olduğu, yani testere kullanırken henüz daha Münevver Karabulut'un hayatta olduğunun da adli tıp raporuyla belirlendiğini de bu akşam gösterdik. Cem Gariboğlu'nun cinayetten sonra evden içinde Münevver Karabulut'un cesedinin olduğu bavulu ve kesik başının bulunduğu gitar çantasını evden çıkarırken görüntülerinde yine sizlere az önce izlettik. Ve bu davada bir merhaleyi daha sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize bu programdan sonra mümkün değil biliyorum ama mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Pazar akşamı tek tek özelde görüşeceğiz. Hoşçakalın.